Ekranların en çok izlenen sağlık programı Doktor Feridun Kunak Show bugün yine dop dolu. Her iki kişiden birinde görülen baş ağrısı migren hastalığının habercisi mi? Migren ağrıları ve ataklar için doğal tedavi yöntemleri. Baş ağrılarından kurtulacağınız akupunktur noktaları. Yepyeni bir sirke, kiraz sirkesi yapımı. Baş ağrılarınızın geçmesini kolaylaştıracak naneli, karanfilli bant yapımı. Sinüzit nedir? Sinüzit belirtileri nelerdir? Serap Kunak'tan tüm hanımlar için önemli lohusa şerbeti yapımı. Az sonra Doktor Feridun Kunak Show'da. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ekran başındaki seyircilerim, sizler de hoş geldiniz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Bugün çağımızın en büyük dertlerinden biri baş ağrılarından birazcık bahsedeceğiz. Baş ağrılarıyla beraber onun ikiz kardeşi migreni anlatacağız. Migren nasıl oluyor, ne yapıyor? Evde kolayca migreni nasıl rahatlatabilirsiniz kendinizi? Migren krizlerinizde ne yapmanız gerekiyor? Onları göstereceğiz size. Sevgili kardeşlerim, migren için, daha doğrusu baş ağrısı için size evde doğal bir krem vereceğiz. O kremle nerelerinize masaj yapacağınızı onları öğreteceğiz. Sinüzitler nasıl oluyor? Sinüzitlerimiz var. Kaç tane sinüzitimiz var? Nasıl oluyor bu sinüzitler? Neden sinüzit oldu deniyor? Nasıl oluyor bu sinüzit? Onları göstereceğiz. Daha sonra size yine evde kolayca uygulayabileceğiniz çaylar anlatacağız. Bu çaylardan çok rahatladığınızı söyleyeceğiz. Ve sevgili kardeşlerim, İki tane size krem yapacağız. Baş ağrınızı rahatlatıcı ve ağrılara karşı doğal iki tane krem yapacağız. Bu kremleri evde kolayca yapabileceğiniz bir şekilde baş ağrılarında kullanacaksınız. Kesinlikle ve kesinlikle çok faydasını göreceksiniz. Kardeşlerim, Allah'ın verdiği bir nimet. Mübarek de ne kadar güzelmiş, bakın böyle. Neredeyse erik gibi de bulmuşuz. Kiraz. Çok farklı bir nimet. Bu kirazda neredeyse aspirin kadar bir ağrı, isim söyledik de neyse, isim şey kadar ağrı kesici özellik var. Ağrı kesici özellik var. İnanılmaz bir nimet. Kolesterol düşürücü özellik var. Şu sapında vücudunuzdan toksin atıcı, idrar attırıcı özellik var. Kansere karşı koruyucu özellik var. Bedeninizin immün sisteminin, bağışıklık sisteminin kuvvetlendirici özellik var. Daha saymakla bitmeyen bir sürü özellikleri var kirazın. Bilhassa eklem ağrılarında önümüzdeki günlerde bundan size lapada yapacağım. Çünkü ağrı kesici özelliği fazla. Diz ağrılarında, bel ağrılarında kullanacağız. Lapada yapacağım ama bugün ben size bunun sirkesini yapacağım. Hem kaleyi içten fethedeceğiz hem dıştan fethedeceğiz. İçten fethedeceğiz, sirkesini yapacağım. Dıştan fethedeceğiz, dıştan da lapa yapacağım. Bu şekilde anlatacağım. Romatizma ağrılarında, gut ağrılarında, bütün eklem ağrılarında çok faydalı özelliği var. Bağırsakları düzenleyici özelliği var. Kabızlığı düzenleyici özelliği var. Vücutta zararlı maddelerin atılmasını sağlıyor. Çok ilaç kullanıyorum ben ya. Ama ne kadar da çok ilaç kullanıyorum. Bir sürü haplarım var doktor bey diyenler, bu sirkeyi muhakkak yapıp içsinler. Vücudunuzda o ilaçların yaptığı zararlı etkileri atıcı özelliği var. Şimdi daha bununla beraber vücudunuzdaki herhangi bir yerinizdeki iltihap varsa iltihabın üremesine mani olucu özelliği var. Cildinizi gençleştirici özelliği var. Böbrek taşlarınıza koruyucu özelliği var. Yani en önemli özelliklerinden birisi de kolesterolü düşürücü özelliği demiştik. Sevgili kardeşler, bugün size bunun sirkesini yapacağım. Nasıl yapıldığını göstereceğim. Çok beğeneceksiniz. Çok kolay, çok basit ve içtiğiniz zaman etkisi çok fazla. Ha, ben böyle yerim. Böyle yiyince faydalı ama sirkeyi yiyince, hani Anadolu'da bir laf vardır. Ekmek kadayıfı, bir de üstüne kaymak. Bizim yaptığımız sirkeli kaymaklı ekmek kadayıfı. Siz böyle yerseniz sade ekmek kadayıfı. O yüzden bu sirkeyi muhakkak yapın. Çok da kolay, çok da basit. Muhakkak memnun olacaksınız. Ve bir de saplarını anlatacağım. Sapların ödem atıcı özelliğinden bahsedeceğim. Hepsini söyleyeceğim. Sevgili kardeşler, size bir hikaye anlatayım diye ben arkadaşlarıma anlattım. Çeşme'de bir işimiz vardı. Gittik, gece geç kaldık. Arkadaşımız evine doğru giderken birdenbire çarşıda bir adamcağız boynuma sarıldı. Ya hocam, senin sayende benim hayatım kurtuldu. Ne oldu? Benim çok büyük kiraz bahçelerim var. Evet, fakat kiraz bahçelerimde dolu vurdu. Bütün kirazlar perişan bir vaziyette duruyor.
ne yapsam, toplasam topladığıma değmez, atsam ne yapsam diye böyle kara kara düşünürken seni diyor televizyonda Sirken'i anlattın. Biz geçen sene de bunu anlatmıştık. Sirken'i anlattın diyor. Hemen diyor gittim diyor, toplattım, yaptım. Hocam kime verdiysem yapıştım. Kime verdiysem yapıştım. O kadar güzel oldu. Bu sene hiç satmayacağım kirazımı, sadece sirke yapıp satacağım dedi. Kiraz o kadar güzel oluyor sirkesi. Lütfen deneyin, çok farkını göreceksiniz. Bazı kardeşlerime soruyorum. Bu kadar sirke sirke anlattım, hala sirke yapmayan var. Eh artık ne diyeyim ben size ya. Hala da yapmıyorsanız diyecek bir laf yok. Çünkü yapımı çok kolay, çok basit. Hemencecik size anlatacağız. Can kardeşler, her zaman olduğu gibi ayakkabılarımızı vereceğiz. Ayakkabılarımı kazanabilmenin şartı ne? Şifremizi bilmek. Şifreyi bildikten sonra ayakkabıları kapınızın önüne kadar teslim edilecek. Spor modeli, düz modeli, erkeklerin modellerimiz var. Sadece ve sadece şifreyi bileceksiniz. Ayakkabılarımızı kazanmaya çalışınız lütfen. Neden? 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 Ayakkabılarımız içinde çok önemli bir tabanlıklar var. Bu tabanlıkların özelliği mıknatıslar var içinde. Bu mıknatıslar sizin ayaklarınızın altındaki dolaşımı düzenliyor. Artı eksi farklı kutuplar oluyor. Artı bu akupunktur noktalarına masaj yapan noktalar var. Akik taşları var, sizin stresinizi alıyor. Ve kardeşlerim bakın böyle yumuşacık kağıt gibi bir ayakkabı hiçbir yerde bulamayacağınızı iddia ediyoruz. Neden? Açın bakın internette, böyle bir ayakkabı yok. Dünyada yok. Türkiye'de değil, dünyada yok. Zaten Türkiye ayakkabı cenneti. Derileri en güzel olan ayakkabılar Türkiye'de. Lütfen Türk ayakkabılarını da tercih ediniz dedikten sonra bizim ayakkabıyı da kazanabilmenin tek şartı var. Şifremizi bilmek. Kapınızın önüne kadar hiçbir kargo ücreti ödemeden, hiçbir bedel ödemeden ayakkabıları teslim oluyor. Hadi sabah jimnastiğimizi yapalım. Ondan sonra çok özel anlatacaklarımız var. Canlı canlı, heyecanlı heyecanlı. Enerjimizi önce bir tazeleyelim. Ellerimizi birbirine sürttük. Ne enerjisi bu? Sizde var olan biyoenerji bu. Daha sonra sağ elimizi tepemize, sol elimizi göğsümüze koyduk. Derin derin nefes aldık. Her nefes aldıkça bedenimize güzellik, huzur, mutluluk, iyilikte olduğunu hissedelim. Rahatlayalım, rahatlayalım, rahatlayalım. Güzellikler olsun, huzur olsun, mutluluk olsun, iyilik olsun. Her nefes aldıkça şükrünüzü unutmayınız kardeşim. Bütün verdiklerine çok şükür, huzuruna, mutluluğuna çok şükür. Çok şükür ya Rabbi, çok şükür diye. Bilhassa çocuklarınızın yanında bu şükretmeyi çocuklarımıza öğretmemiz lazım. Çünkü bunlar bizim gibi değil. Biz biraz daha gördük, yani yokluğu da gördük, iyiyi de gördük, kötüyü de gördük. Ama bunlar tamamen televizyon çocuğu, bilgisayar çocuğu. Her şeylerin böyle lup diye oluverdiğini zannediyorlar. O yüzden bunlara biraz şükretmeyi öğretmemiz lazım. Bu Suriyeli kardeşleri göstermek lazım. Nasıl vaziyetteler, nasıl durumdalar, onları göstermek lazım. Kandil gecesi sevgili kardeşlerim, işte Ankara'daki Hacı Bayramı şudur budur dolaşıyorum. Geç saatte dolaşıyoruz. Bizim Sude, Serap Hanım da var arabada. Üç tane, biri kız çocuğu, biri de şey, o koca arabalarla çöp toplayan çocuklar gördüm. Baktım Suriyeli'ye benzemiyor ama neyse, çağırdım çocuklara bir şey vereyim akşam kandil gecesi diye. Bir baktım Suriyeli çocuklar Türkçe bile konuşmuyorlar. Para verince çıldırdılar, ne yapacaklarını şaşırdılar. Kardeşler düşünün, gece yarısı 10-12 yaşlarında çocuklar çöp topluyorlar, çöpten poşetler topluyorlar. Nasıl bir şey, nasıl bir sıkıntıdalar kim bilir ki, kalktılar geldiler ülkelerinden, buralarda uğraşıyorlar. Ne olursunuz çocuklarınıza bunları birazcık gösterin, birazcık anlatın ki yokluğun ne olduğunu bilsinler, hallerine şükretmeyi öğrensinler. Ne olur birazcık anlatın çocuklarınıza, biraz gösterin o kaçan kendi çocukları filan resimleri biraz anlatın. Ne olduğunu tam anlamıyorlar bazen, işte Suriyeliler böyle oldu, ülkelerinden geldiler böyle filan diye biraz anlatmanız lazım ki şükretmeyi öğrensinler. Dedikten sonra devam ediyoruz. Neyle? Boyun jimnastiğimize başlayalım sevgili kardeşlerim. Gidebildiği kadar sağa gitsin. Gidebildiği kadar sola gitsin. Gidebildiği kadar sağa gitsin. Gidebildiği kadar sola gitsin. Sağ. Sola. Sağ. Sola, gidebildiği kadar sağ, gidebildiği kadar sola, sağ, sola, sağ. Bu hareketleri en az 10'ar tane yapınız kardeşlerim, ihmal etmeyiniz. Şimdi iyice geriye vereceğiz, iyice öne. İyice geriye, iyice öne. İyice geriye,
çeneniz göğsünüze değsin. İyice geriye çeneniz göğsünüze değsin. İyice geriye çeneniz göğsünüze değsin. İyice geriye öne. Şimdi sağa sola yapalım kardeşlerim. Gidebildiği kadar sağa, gidebildiği kadar sola. Sağa, sola. Kardeşler bu hareketler yaparken gözlerinizi kapatabilirsiniz. Bazı kardeşler açabilir ama başınızda dönme yapabilir gözünüz açıkken. Siz bilirsiniz nasıl uygunsa sizin için o şekilde yapınız. Çünkü en iyi doktor, en iyi durumunu bilen siz kendinizsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Hadi fibromiyajlar için omuz hareketleri. Çevir, 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 ters 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 çevir. Hadi ellerimizi ensemize koyalım. Dirseklerimiz önünde kapansın, 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 açılsın, açılsın. Hem sırt için, hem omuz için. Kapat, 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 aç, 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 aç. Kapat, kapat. Aç, 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 aç. Kapat, kapat. Aç, 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 aç. Sırt için, dirsek için devam ediyoruz. Olduğumuz yerde dönebildiği kadar sağa dön. Dönebildiği kadar sola dön. Sağa dön. Sola dön. Sağa. Sola. Sağa. Sola. Sağa. Sol. Evet, duruyoruz böyle olduğumuz yerde. Sağa doğru eğilelim. Sola doğru eğilelim. Sağ. Harikasınız. Sola. Sola. Sağa. Sola, sağ, sola, sağ, sola, sağ. Şöyle bir rahatlayın bakalım, rahatlayın, rahatlayın. Derin derin bir soluk alalım. Evet, kazakları, hırkaları çıkardık üstümüzden, şöyle rahatladık. Şimdi omuzlarımıza geldik, omuzlarımıza, gariban omuzlarımıza. Çevir, çevir, çevir. Niçin gariban bütün yükleri çeker, her şeylere karışır, her şeyleri kaldırır? Bir de son dönemlerde omuz kaslarında yırtıklar çok oluyor. Neden oluyor? Çok zorluyorsunuz çünkü. Ters yapalım, ters yapalım, ters yapalım. Kolun biri aşağıda, biri yukarıda. Biri aşağıda, biri yukarıda. Aş, gidebildiği kadar yukarı. Dirsekler de gergin olsun. Dirsekler de gergin olsun. Harikasınız. Evet, geldi ikinci garibana. Parmaklarımız, ellerimiz. Pençe yap, bırak. 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 Yumruk sık, bırak. Yumruk sık, bırak. Yumruk sık, bırak. Yumruk sık, bırak. Bileği çevir. 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 Ters çevir. Ters çevir. Ters çevir. Ters çevir. Ters çevir. Dirsekleri içe dışa, içe dışa, içe dışa. Bu basitçecik hareket başına gelmeyen bilmez. Allah korusun, dirsek kırıklarında ya da başka bir sebeple bunu yapamazsanız kaşığı ağzınıza götüremezsiniz. Bunu yapamazsanız kapıyı açamazsınız. Bunu yapamazsanız anahtarı çeviremezsiniz. Şu basitçecik hareket Allah'ın bir lütfudur el için. Bir inanılmaz bir fonksiyonel bir harekettir bu. Bunu da aklınıza geldikçe bolca yapınız. Geldik diz, kalça, bel için hareketimize. Olduğumuz yerde çekiniz bırakınız kardeşim. Çek, çek bırak. Çekiniz kardeşim, çek. Çek, bırak, çek. Çek kardeşim, çek. Çek, bırak, çek, bırak. Çek. Yana aç, getir, bırak. Çek, 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 yana aç, getir, bırak. Öbürünü yaptık. Çek, bırak. Çekiniz. Çek. Çek, bırak. Çekiniz, bırakınız. Çek. Çek. Çek, bırak. Çek, yana aç, getir, 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 bırak. Çek. Yana aç, getir, bırak. Rahatlayın bakalım. Geldik dizlerimize. Türk kadının en çok ağrıdığı yerlerden biri maalesef. Diz, bacağı uzattık, ayağı kendimize doğru çektik. Olduğumuz yerde kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir, kaldır, indir. Çok güzel. İçe dışa yapalım şimdi. En az 10'ar tane yapmaya çalışalım kardeşlerim. Çevir, 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 çevir. Ters çevir, ters çevir, ters çevir, ters çevir. Kapat aç, kapat aç, kapat aç, kapat aç, kapat aç, kapat aç, rahatla. Öbürünü yaptık. Bacağı uzattık, ayağı kendimize doğru çektik. Olduğumuz yerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İçe dışa, içe dışa, içe dışa, içe dışa, içe dışa, içe dışa. 9, 10. Çevir, daire,
daire, daire, daire, daire, daire, ters daire, ters daire, ters daire, ters daire, ters daire, ters daire, kapat aç, kapat aç, kapat aç, kapat aç. Rahatlayın bakalım, şöyle derin derin nefes alalım yine. Nefes almak çok önemli. Burun yolunuzun açık olması çok önemli. Burun yolunuz açık değilse bizim tuz ve karbonatı karıştırıp burnunuza çekiniz. Bir bardak suyun içine şöyle yarım çay kaşığı kadar tuz, yarım çay kaşığı kadar karbonatı karıştırıp burnunuza çekiniz ya da damlalıkta damlatınız. Yaptığınızda nefesi rahat alabilmeniz lazım. Alamıyorsanız o zaman nefes akciğerlerinize güzel oksijen gitmez, sıkıntı olur. Yorgun olursunuz, yorgun kalkarsınız. Bilhassa çocuklarınıza sık sık kontrol ediniz. Kapatın bir tarafını, bir öyle nefes alsın. Bir de böyle nefes alsın. Bir böyle nefes alsın. Bakın bakalım. Rahat alabiliyor mu? Rahat alabiliyorsa oh, gözümüz aydın. Biraz sonra sinüzitü anlatacağım size. Sinüzit de işte bu tuzlu karbonatlı karışımları anlatacağım size. Bunları nasıl yapılacağını anlatacağım. Burunun içini yıkamanın nasıl olduğunu anlatacağım. Hepsini göstereceğim. Hepsi ne zaman? Şimdi geçiyorum. Simba sikemi yapıyorum. Ondan sonra size de bunları anlatacağım can kardeşler. Gelelim bakalım şu sirkemizi yapmaya. Haydi bakalım başlayalım sirkemize. Evet, sirkemiz için ne lazımdı? 1 kilo meyvemiz. Her zaman aynı şeyleri söylüyoruz. Daima meyve 1 kilo. Meyvemiz olgunundan olursa daha iyi. Yani sertler olmasın, biraz daha yumuşaklar olsun daha iyi. Neden? O zaman daha güzel ezebiliyoruz, daha güzel oluyor. Bunu özellikle belirtiyorum kardeşlerim. Kesinlikle ve kesinlikle meyvemiz yumuşak olmasında yarar var. Çünkü kolayca ezip atacağız. Kolayca, daha kolay eziliyor. Çekirdekleriyle beraber atacağız. Önümüzdeki günlerde kirazın çekirdeğinin başka özellikleri de var. Onu da size söyleyeceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Böyle kirazları aldık. Türkiye ihracatta çok önemli para kazanıyor. Bilhassa Afyon yöresinde çok fazla kirazı direkt, hiç Türkiye pazarına gitmeden direkt tırlarla Avrupa'ya gidiyor. Çok Türk kirazı Avrupa'da çok tutuluyor. Çok kıymetli. Almanya'da, Fransa'da birkaç yerde gördüm marketlerde. Türkiye'den gelmiştir diye yazıyor. Böyle güzel kirazlarımız var. Böyle güzel yetiştiricilerimiz var. Kirazlar son dönemde çok güzel yetiştirmeye başlandı. Bilinçli olarak çok iyi yapılıyor. Bakın böyle ezip atmanız lazım. Ezip atacaksınız kirazları. Yaklaşık 1 kilo kadar kirazı ezmeniz lazım. Diri diri atarsanız o kadar olmaz. Muhakkak ezmeniz lazım. Onun yüzünde olgun kirazlarınız olursa daha iyi olur. Daha kolay yaparsınız. Aklınızda olsun. Hatta pazara son dönemde gidin. Pazarda böyle kalmışlar vardır hani ezikler. Çok daha ucuzda da alabilirsiniz o bölümünü. Çünkü artık bitiyordur, kapatıyordur. Ya bırakıp gidecek ya da çok ucuz bir paraya verecek. Aklınızda olsun, öyle de alabilirsiniz. Çünkü siz sirke yapacağınız için çok önemli değil. Hafif şey olması bir şey olmaz. Kurtlu kiraz iyi midir, kötü müdür? Nedir? Kesinlikle iyidir. Neden? Çünkü eğer o kurt o kadar akıllı ki bizden akıllı, kötü olsa onun içinde durmazdı. Ne yapacaksınız peki? Kurt var, ne yapacaksınız? Hemen anlatıyorum. Biraz koyacaksınız şeyleri, ezip koyduğunuz zaman biraz sonra suyun üstüne çıkıyor onlar. Hemen oradan temizleyip atacaksınız, devam edeceksiniz kullanmaya. Hiçbir şey de olmaz zaten. Doğal, tertemizdir. Hiçbir şey de olmaz ama dediğim gibi böyle ezin, bırakın suyun içinde birazcık. O hemen suyun üstüne çıkıyor. Eğer öyle kurt görmüşseniz öyle yapınız. Bekleyiniz, üstüne çıkar. Gayet güzel olur. Niğde valimiz anlattı. Valilik döneminde Niğde valimiz, İngiltere'den bir yazı geldi doktor bey diyor. Bize 3 tır dolusu kurtlu elma dedi diyor. Kızdım diyor özel kalemine. Git, yanlış tercüme etmişsiniz. Git bunu düzelt de gel. Kurtlu elmayı kim ne yapsın? Yanlış oldu dedim diyor. Bir daha tercüme, bir daha fakslaştık diyor. Adamlar kurtlu istiyor. Biz dayanamayız, sorduk. Niye kurtlu? Demişler ki kurtlu elma doğaldır. Kurt bizlerden akıllıdır. Biz öyle elma istiyoruz demişler. Hakikaten diyor topladık kurtlu elmaları diyor. İngiltere'ye ihraç ettik doktor bey diye anlatmıştı. Evet, kirazları da sıktık, attık. Hepsini bu şekilde kirazlarımızı güzelce sıka sıka attık. Çünkü sıkılmazsa olmuyor. Oluyor da iyi olmuyor. Bir de böyle
sert kiraz tercih etmeyin. Mümkün olduğu kadar yumuşağını tercih edin kardeşlerim dedikten sonra üstüne ne koyacağız? 4 litre su koyacağız. Sonra ne koyacağız? 4 litre suyumuzu koyduk. Evet, işte bu. Sonra neydi kardeşlerim? Bir çorba kaşığı tuzumuz var. Bir çorba kaşığı tuzumuz var. Bir bardak da sirkemiz var. Oldu mu? Oldu. İşte bu kadar basit, bu kadar basit. Bunu bile yapmıyorsunuz ya, aşk olsun size ya. Çünkü bazı kardeşlerimden soruyorum, evet yapmadık diyorlar. Ben de şaşırıyorum. Yani bu kadar güzel nimetleri anlatıp da yapmıyorsanız ben size ne diyeyim? Kardeşler, hep söylüyorum bunu. Bütün dergahlarda, Mevlana'nın orada, Hacı Bayram Veli'nin orada, Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin orada, bütün Urfa'daki gördüğümüz bütün dergahların hepsinde müritlerine bal ve sirke yedirmişler. Sabah kahvaltısına yedirmişler. Çünkü probiyotik özelliği var. Bağırsaklarınızı çalıştırıcı özelliği var. Bağırsaklar çalıştığı zaman her şey çalışıyor, haberiniz olsun. Buyur abi. Hocam ben 5-6 çeşit yaptım sirkenizi. Aralarında olsun, sizden faydalandık birbirinizden. Abim bir konuşayım, dur. Abim çok uzaklardan geldi, ta Antepler'den getirdi. Bize de kahte mi getirdin, ne getirdin abi? Size özel yapılmış katmer getirdim. Katmer, ha. Fıstık getirdim. Tamam. Bir de kahte mi? Yok. Ha. Şey. Katmer. Katmer getirdim, peki. Fıstık. Kahte yok muydu? Antep'in kahtesi yok muydu? Her tarafta var. Var, iyi, peki. Biz burada tamam. Olmayanı getirdik. O da peki. Özel yaptırdım ben. Allah razı olsun. Sizden de. O katmerin de içindeki ilmik şey yaparlar kaymağı. Heh. Ondan değil bu. Hakiki kaymak. Hakiki kaymak. O zaman buzdolabında bekletmek lazım. Evet. Zaten bozulur. Evet. Peki. Şimdi sen sirkeleri anlatıyorsun. Şimdi benim şeyime de faydası oldu. Prostatım vardı. Heh. Şimdi prostat ilacını almıyorum onu. Sirkeleri kullanıyorsun. Evet. Hangi sirkeleri yaptın? Vallahi limonlu yaptım. Birkaç çeşit yani. Limonla sarımsak yaptık. Ondan sonra şey ayvadan elma. Narla başka çok bir şey vardı. Gördüğünüz gibi bak. Görüyor musunuz? Hocam. Nasrettin Hoca bir şey söylemiş. Damdan düşmüş, herkes başına üşmüş. Doktoru bırakın demiş. Ambulansı da bırakın, bana bir tane damdan düşen bulun. Şimdi evet. Bak abim sirkeyi yapmış. Sirkenin de faydasını görmüş. Benim söylememi bırakın. İşte size söylüyor adamcağız. Ne diyor? Prostat ilaçlarını kullanmıyorum, bu kadar rahatladım diyor. Lütfen sirkeleri yapın. Her noktanıza faydası var. Her yerinize faydası var. Bizim sirkeler diğer sirkeler gibi midenize dokunmuyor, yakmıyor. Deneyin görün. Çok rahatladınız. Şimdi de enginar sirkesi var. O da için. Karaciğer için nimet. Başlı başına bir nimet. Kolesterol düşürücü özelliği var. Başlı başına bir nimet. Kolesterol deyince kardeşler son dönemde bir şeyler görüldü ki kolesteroller maalesef küçük çocuklarda da kolesterol çıkmaya başladı. Bizim bir kardeşimizin çocuğu spor yapacak. Spor yapmadan önce doktorlardan rapor isteriz demişler spor yerinde. Peki gittiği yerde de doktor bey çocuğun biraz tombişliğinden şüphelenmiş herhalde. Kan tahlili istemiş. Kan tahlilinde acayip çocukta kolesterol çıktı. İşte kardeşler çocuklarınızın yiyeceklerine dikkat edin. Egzersiz yaptırmıyorsunuz çocuklarınıza, birazcık egzersiz yaptırın. Bu sirkemiz kaç gün duracak? 15-20 gün duracak. Nasıl bir yerde duracak? Serin bir yerde duracak. Daha sonra ne yapacağız? Süzeceğiz. Cam kavanozlara koyacağız. Ve günde bir bardak, bir fincan kadar, sabah bir fincan kadar akşam içeceğiz. Ya ben öyle direkt içemiyorum. O zaman ayran yap da iç. Ayran yap, hiç midene dokunmuyor. Aklınızda olsun. Sirkeli ayran yap. Hiç midene dokunmuyor. Üstüne tarih atmayı unutmayınız. Unutuyorsunuz kaç gündür durdu bu diyorsunuz. Bir de sirkenizin üstüne dikkat edin. Dikkat edin. Sirkenin üstünde beyazlanma olacak. Biz buna barlanma tabir ediyoruz. Bundan bir şey olmaz. Bu sirkenin mayalandığını gösterir. Ama bazen böyle hafif böyle yeşilimsi bir küf olabiliyor onun üstünde. O küfü alın. Sadece onu alın. O da esasında doğal ama olsun. Siz öyle olduğu zaman onu alın. Ama şeyi beyaz barlanmayı kesinlikle almayın. Kardeşler. Size ne demiştim? Yozgat'a gittim. Yozgat'ta bir Songül kardeşimiz var. Bize çok güzel arabaşı yemeğini ve çorbasını yaptı. Göreceksiniz
o kadar güzel pratik bir şekilde yaptı ki. Arabaşı yapan var mı aranızda? Ben yapıyorum hocam. Sen yapıyorsun. Kolay mıdır arabaşı yapmak? Neresi basit ya? Çok, çok. Tavuk var, tavuk diti. Allah'ım ya. Niye basit? Onu yemek basit. Çok basit hocam. Yani. Olur mu? Onu dengelemek basit değil, öyle denk getirmek. Hocam ben yozgatlıyım. Çok basit geliyor bize. Peki, bu arabaşı. Peki şöyle karıştır yapması. Kendin. Helmik oldu mu diyorsun? Hani oklavayla böyle. Yok, pütürlenirse ne? Pütürlenmez, hayır. Onu pütürlenirse iyice... ne diyorsun? Ya o pütürlenmesi ayrı helmik bir şey. Helmik olmuş mu? Onu bilmiyorum ben o kadar. Sen ben 30 yıldır, 40 yıldır Ankara'dayım. Buradan emekliyim hocam yani. Bak gördüm ya, sen yarım Yozgatlı. Nasıl anladım? Yarım Yozgatlı bu. Kardeşler, bakın çok güzel. Bunu tutturmak önemliymiş. Mesela peki bir şey söyledi abla. Dedi ki yazın sıcakta dedi tutmaz mı fazla dedi. Tutar da öylesine ama kışın esas yenir dedi, o. Esas dedi kış yemeğidir kış dedi. Kış yemeği hocam tabii ki. Çok aynen, güzel aynen. Kış yemeği. Şimdi, acılı çorba. Şimdi bunu anlatın sonra size bir hastanede olmuş bir olay anlatacağım. Seyredelim. Ondan sonra arabaşı ile ilgili güzel esprili bir hikaye var. Bir de onu anlatacağım size. Görelim. Ablamız nasıl yapmış? Evinde bizi misafir etti. Çok marifetli bir Songül ablam. Görelim bakalım. Songül ablam aynı zamanda şair. Yozgat'taki Şairler Derneği'nin tek kadın üyesi. Aynı zamanda ozan olacak inşallah. Çok enteresan bir bacımız. Seyredelim bakalım, görelim. Evet sevgili seyircilerim, görüntümüzde bir takılma oldu. Biraz sonra devam edelim. Şimdi ben size bugün migren ve baş ağrılarından bahsedeyim. Bir de sinüzitlerden bahsedeyim. Bir de tahtamızı çıkarın şuraya. Sinüzit ne? Sinüzit ne? Yozgatlı abla sen bilirsin. Sinüzit ne? Hocam bana taktınız lazım. Estağfurullah. Olur mu? Ben hastane emeklisiyim. Sinüzite bilmiyorsak yani. Hem de hastane emeklisi. Evet. Hangi hastaneden yıldır, abla? Yüksek İstihbarat Hastanesi emekliyim ben. Ama sen kalp bilirsin canım. Kalp de bilirim, damar da bilirim, dahiliye de bilirim, bevliye de bilirim. Hepsini bilirim. Peki sinüzit ne? Valla sinüzit bronşlarda oluşan iltihabi bir durum. Bir, nerede? Bir çok... Nerede oluşuyor? Sinüsler de şuralarda. Kaç tane sinüsit var? Hocam valla her gün anlatıyorsunuz. Her gün unutuyorum. Biraz unutkanlık var benim. Hiç kusura bakmayın da. Kaç tane sinüsit var? Hiç bilmiyorum hocam. Unuttum valla. Belki sinüsit hastasın biliyorum. Hem de sinüsit hastasın bilmiyorsun. Kardeşler, kaç tane sinüsit var bizde? İki tane. Daha doğrusu sinüsit demeyelim. Sinüs var. Sinüs var. Sinüsün iltihabına sinüzit diyoruz. Sinüs var. Sinüs ne sağlıyor? Sinüs ne sağlıyor? Nefes alırken bakın şöyle yapıyoruz ya. Nefesin havanın buralardan dolaşıp ciğerlere gitmesi. Öyle bir enteresan sistem ki yazın klima etkisi, kışın kalorifer etkisi yapıyor sinüzitler. Sinüsler. Sinüsler bir daha söylüyorum. Yazın klima, kışında kalorifer etkisi yapıyor. Akciğerlerimiz 37 dereceye alışmış. Ben şimdi nefes dışarıya çıktım mesela, dışarıda 50 derecede sıcak var. Ben onu böyle içime çekiversem ne olur? Ciğerler birden yanar, büzülür. Peki dışarıya çıktım -30 derece. Ben onu ciğerime çekiversem ne olur? Gene akciğerler büzülür. Rabbim böyle bir sistem koymuş ki. Böyle nefes aldığınızda bunlar bu sinüslerin arasından dolaşıyor. Ondan sonra akciğerlere gidiyor ve dolayısıyla ısınarak ya da soğuyarak gidiyor havanın durumuna göre. Soğuksa ısıtıyor, sıcaksa soğutuyor. Böyle gidiyor, ona görevi var. Ayrıca içinde sıvılar var, o sıvılar sizin pisliğinizi, yani filtre görevi görüyor. Akciğerleri temiz hava gitsin diye pislikleri tutuyor, iltihapları tutuyor. Çok enteresan. Peki bunların tıkanmasından ne oluyor? Bunların tıkanmasında sinüzit oluyoruz. Sinüzit olduğu zaman ne oluyor? Hava sistemi bozulduğu için, dolaşım sistemi bozulduğu için nasıl evde kalorifer sisteminde bazılarında tıkanma olduğu zaman bazı odalar yanıyor, bazı odalar yanmıyor, evin dengesi bozuluyorsa
sizin de dengeniz bozuluyor. Sinüzit dediğimiz olay çok basit bir şey ama çok enteresan. Biraz sonra size kaç tane sinüsümüz var? Sinüsler nasıl görev yapıyor? Nasıl oluyor? Çizerek göstereceğim, hepsini anlatacağım. Ama gelin şu takılan görüntümüzü görelim, ondan sonra devam edeceğiz. Sevgili seyircilerim, Yozgat'a geldik. Yozgat'a gelince dedik ki biz neler yapabiliriz, ne çekebiliriz dediler. Dedik, burada da dediler ki bir Songül abla var. Songül abla en güzel bu işleri o yapar. Onun evinde sağ olsun bizi misafir ediyor. Şimdi evine çağırdı bizi. Yozgat'ımızın meşhur, ne yapacaksın abla bize? Arabaşı çorbası ve hamurunu da yapacağım size. Arabaşı çorbasını ve hamurunu da yapacak. Hocam yaz ayında normalde arabaşının hamuru tutmaz. Konyalı kardeşlerimizden selam varmış. Arabaşı bizim diyorlarmış. Biz doğrudur sevgiyi, hoşgörüyü Hazreti Mevlana'dan, Konya'dan öğrendik ama arabaşı bizim. Şimdi Konyalı kardeşlerimiz arabaşı bizim diyorlardı. Yozgatlı kardeşimiz de diyor ki arabaşı bizim. Biz diyor sevgiyi, saygıyı Mevlana'dan öğrendik, hoşgörüyü öğrendik ama diyor arabaşı bizimdir diyor. Hiç arabaşımızı kaptırmayız diyor. Bizim olduğunu ispat ediyorum diyor. Yaz günü. Evet, yaz günü normalde arabaşı hamuru kalkmaz. Mümkün değil çünkü o bir kış yemeğidir. Ama soğuk olması lazım hamurunun değil mi? Evet, soğuk olması lazım ki kendini toparlayabilsin. Ama biz sizin için yapacağız, göreceğiz, ispatlayacağız hocam. De şimdi bize arabaşını yapacak. Evet, bir de onu görelim bakalım. Şimdi arabaşının özelliği ne? Nasıl bulunmuş arabaşı? Niye arabaşı? Hocam valla onda da çok çeşitli rivayetler var. Denilir ki bir Yozgat'a tesadüfen gelmiş bir Arap'ın sürekli yemesi üzerine birilerinin dikkatini çekmiş. Bu ne yiyor, ne yiyor, ne yiyor? Sonra fark etmişler ve çok da lezzetli olduğuna inanmışlar. Biri rivayeti bu şekilde. Diğeri ara aşı yani... Daha çok arabaşı bizde kalabalıklarda yenir. Yani 3-4 aile bir araya gelmeden arabaşı yapılmaz evde. Ve kışlık bir yemektir. Eğlenti olan bir yemektir. Arabaşının olduğu yerde mutlaka eğlence vardır hocam. Ara aşı da bu yüzden. Ve bizde arabaşı kahvaltıda da yenir, öğle yemeğinde de. Yani evde arabaşı bulunduğu zaman her ortamda yenir. Diğerlerinin çok yüzüne bakılmaz yani. Tamam. Oldu hocam. Arabaşı. Buyur bakalım. Hayır. Şimdi ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Biraz sıçrayacak. Ocağın altına yapıştım. Şimdi buna 4 ölçü su koyuyoruz hocam. Bunda 4 ölçü, evet, ölçü çok önemli. Yani 5 bardak su koyarsanız hamuru tutturamazsınız. Ama bunun 3 Şimdi hamurunu tutturmak için ölçü çok önemliymiş. Evet. Ocağa suyu koyduk, soğuk suyu koyduk. Isıtacağız mı, kaynatacak? Kaynayacak hocam. Kaynayacakmış. Ve şimdi aynı ölçüde un da birebir şeyle... Ne unu abla bu? Bu bildiğimiz beyaz... Buğday unu, evet hocam. Tamam. Alalım hocam. Bunu da döküyoruz. Yine aynı ölçüyle birebir su. Dört ölçü buna koymuştuk. Buraya da beşinciyi de unla karıştıracağız. Unla karıştıracağız. Onu çok güzel karıştıracağız ki topaklaşmasın. Evet.
Şimdi özelliği iyice karıştırmamız yani lazım. Çok güzel karıştıracağız ki yoksa topaklanır. Bizde hırtımık oldu derler hocam. Hırtımık olmamız için güzelce evet. karıştırmamız lazım. Aynen hocam, bunu bu şekilde karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde topaklaşma kalmadan. İyice erittik onun evet, içinde. Suyun kaynamasını bekleyeceğiz. Tamam. Evet sevgili seyirciler, Serap Hanım da olduğu gibi ben karışmadan olmaz. İlla ben burada da gördüğünüz gibi hemen ben karıştırmaya ve karışmaya başladım. Evet hocam, biliyoruz siz çok güzel yemekler, turşular yapıyorsunuz. Evet. Sirkelerimizden yapıyor musun abla? Sirkeler konusunda hocam ben çok şanslı değilim. Neden? Sirkenin kokusu bende çok... Alerji. Evet. Şuradan. Şimdi. Biraz tuz atacağım. Biraz tuz atacağız. Evet hocam. Suyuna. Aynen. Birazcık daha. Çünkü çok fazla tuzlu olsun istemiyorum. Tamam. Çünkü zaten çok ağır bir yemek. Bu suyun kaynamasını evet, bekliyoruz. Evet. Özellikle, özellikle böyle fokur fokur kaynayacak olsun. Fokur fokur kaynayacak özelliği olmuş. Zaten hamurun tutup tutmayacağı da bu ilk suyla buluştuğunda kabarcıklar oluyorsa bolcana hamur çok güzel tutacak demektir. Hamur oturduysa tencereye yapışacağız o hamur kalkmaz hocam. Eyvah. Kaynamanın tam böyle dengeli getirebilmek. Aynen öyle. Arabaşı yuttun mu? Tahta kaşık tuttun mu? Arabaşı yuttun mu? Tahta kaşık tuttun mu? 3 gün ayrı kalmayın kız beni unuttun mu? 3 gün ayrı kalmayın kız beni unuttun mu? Arabaşı arabaşı Gültepe bağlar başı. Bu arada suyumuz kaynadı. Evet çok güzel kaynamaya başladı. Şimdi dikkatlice bismillah dedi ablam. Yavaş yavaş hem döküyorum karıştırıyorum. Evet, bunun özelliği bu sürekli karışmak zorunda hocam. Sürekli karıştırmak zorunda. Bunu sürekli karıştıracağız ki tutabilsin. Evet. Yoksa dediğim gibi hamur tabana yapıştığı zaman daha kalkmaz. Peki, o hamur. Olacağını nasıl anlamışsın? Hani köpükleri olacak diyordun. Belli oldu mu? Birazdan gördünüz mü hocam? Köpürmeye başladı olacak. Evet. Evet diyor ki Konyalılar gelsin de bakalım diyorlar. Kızı sıcak havada bunu yapsın diyorlar. Evet. Biz yapabiliriz ancak göz katlı olarak diyor ablam. Bak, biraz hocam bak gördünüz mü hocam? Böyle olduysa olacak. Hı-hı. Kenarlar koydu. Evet. Bakın hep tekrar onu içine aldı ve kayboldu. Kaybolduysa kıvamı gelmiş. Evet hocam aynen öyle. Bir yarım dakika falan daha pişirelim ondan sonra. Çünkü dediğim gibi fazla pişerse de çatlar. Kalkmaz o zaman da kalkmaz hamur. Evet çok güzel. Bismillah. Tamam şimdi altını... Tepsinin dibini ıslattık mı? Evet hocam. Islattık, nemli yani. Hı-hı. Yağ falan yoksa hadi nemli. Evet, dibi de hiç tutmadı. Gayet güzel oldu. Şimdi bu tepsiye bunu güzelce yayacağız. Evet hocam, bunu... Köşelerini öyle ıslatmamız lazım ki hiç yapışmasın. Evet, yapışmasın. Bu şekilde eşit bir şekilde dağıtıyoruz. Arabaşımızın hamuru da. Tamam. Arabaşı yuttun mu? Tahta kaşık tuttun mu? Arabaşı yuttun mu? Tahta kaşık tuttun mu? 3 gün ayrı kalmayın kız beni unuttun mu? 3 gün ayrı kalmayın kız beni unuttun mu? Arabaşı arabaşı Gültepe bağlar başı. Sevgili seyircim şimdi arabaşının hamurunu yaptık. Şimdi çorbasını yapıyoruz. Çok az birazcık zeytinyağı koyduk. Üstüne hemen un koyuyoruz. Hemen un koyacağım hocam. Evet, ununu koyduk. Bunun hafiften kavrulması gerekiyor ki o unun çiğ tadı gidebilsin. Ne kadar un yaklaşık abla? Bir bardak kadar un. Bir bardak kadar evet hocam bir bardak kadar un koyacağız buna. Bu un kepekli un mu abla? Evet. Bu kavrulmuşun aynı zamanda içinde çavdar, arpa olan özel bir un. Yani hocam burada gördüğünüz bütün malzemeler organiktir. Yani biz dışarıdan hiçbir şekilde şey almayız. Bu şekilde. Evet. Birazcık da tereyağı koyacağım. Tereyağı sonradan koymamın sebebi ise tereyağı daha çok yanıcı olduğu için acı bir tat vermesin diye. Anladım. Önce
Önce sıvı yağ zeytinyağımızı koyduk. Onda evet. Hamurumuzu, unumuzu biraz kavurduk. Sonra da üstüne bir çorba kaşığı dolu dolu tereyağı koyduk. Evet, tereyağı bunun olmazsa olmazı arabaşı çorbasının ama daha yanıcı olduğu için, daha çabuk yandığı birazcık için. Birazcık da içine sıvı yağ koyacağız. Evet. O parlaklık verecek. Parlaklık bize verecek ve unu tutacak hocam. Hmm. Şimdi güzelce unu kavuruyoruz sevgili evet. seyircilerim. Bu bir şekilde kavruluyor. Şimdi salçasını evet, koyuyoruz. Şu anda, domates salçasını. Hem bu da gene kendi doğal evet. salça. İçinde acı biber salçası da var hocam. Ben ikisini karıştırdım. Karışık ha. Acı biberle domates evet, salçası. Zaten arabaşının olmazsa olmazlarından biri de acı. Acı olması lazım. Evet, acı olması gerekiyor. Bir de malzeme iyi kavrulacak. Şimdi unu ve domatesi, domates salçasını, evet. biber salçasını iyice kavuruyoruz. Şimdi hocam baharatlarını vereceğim. Tamam. Birazcık tuz dedim, ben fazla tuz kullanmıyorum. Az tuz. Bir çay kaşığı kadar. Bir çay kaşığı kadar karabiber. Ve gene bu da doğal. Pul biber. Pul biber. Toz pul biber. Toz pul biber hocam. Tamam. Tamam. Onu da... Şimdi soğuk su koyacağız çünkü un kapaklarsa gene kulaşıyı verdiğimiz zaman muhakkak soğuk su koyacağız. Mutlaka soğuk su olması gerekiyor. Kapaklar. Ne kadar soğuk su koyacağız? İşte bu çorbanın ölçüsüne bağlı. 4 bardak mı? Bu şekilde su yere sinmeden içindeki evet. topakları soğuk yok etmemiz gerekiyor. Soğuk su koyduk sevgili seyircilerim çünkü topaklanmaması lazımmış. 4 bardak da soğuk su koyduk. Şimdi onu karıştırıyoruz. Unu kavurduk. Tereyağlı unumuz kavruldu. Kavrulduktan sonra üstüne salçalarımızı koyduk. Baharatlarımızı attık. Tuzumuzu attık. Üstüne de suyumuzu koyduk. Birazdan da tavuk suyu ilave edeceğim üzerine. Ne olmasın da hellik olmasın. O şey... Olsun. Bu neydi? Topaklanmaya ne diyordu? Hırtımık. Hırtımık olmasın. Hırtımık olmadan güzelce... Valla hırtımık yüzünden iki eltinin birbirine yıllarca küs olduğu söylenir. Hmm. Hiç olmayacak bir ortamda arabaşın hırtımıklı demiş ve diğeri çok küsmüş hocam. Hmm. O yüzden hırtımık olmamasına dikkat ediyoruz iyi çok geçinmek evet. adına. Bu su ne suyu? Bu haşladığımız tavuğun suyu. Tavuk suyu. Evet. Yaklaşık 2 su bardağı da dolu dolu, yok 3 su bardağı da dolu dolu tavuk suyu evet, koyduk. Evet hocam. Haşlanmış tavuk suyu koyduk. Bu şekilde kaynamasını bekleyeceğiz. Daha sonra da didiklenmiş etini vereceğiz hocam. O da haşlanmış tavuğun suyunu ayırdık sevgili seyircilerim. Etlerini de dittik yani kemiklerinden ayırdık. Burada gördüğünüz gibi böyle ince ince ellerimizle yaptık her yerini. Bunu da, şimdi bunu da içine koyuyoruz yavaş yavaş. Ki gördüğünüz gibi olmasın. Kendi tadıyla, kendi lezzetiyle pişirilsin hocam. Hakiki köy tavuğumuzu evet, da attık. Evet sevgili seyircilerim. Çorbamız da evet, bu şekilde çorbamız şimdi kaynayacak. Bunun zaten arabaşı çorbasının özelliği sıcak içilmesi. Hmm. Yani biz de bir yandan çorba kaynar olacak da bir yandan arabaşı o şekilde içeriz. Sıcak sıcak olması evet, lazım. Evet çok sıcak olması gerekiyor. Çorba sıcak olacak, hamur soğuk olacak. Evet. Öyle mi? Evet hocam. Bilhassa kışın daha çok içilir bu çorba diyorsunuz. Evet, içimiz ısısın diye. Ama... Siz geliyor deyince tabii ki de dağlar yerinden oynar. Sağ ol canım sizin kardeşim. Sizin için, biz sizin yaz, için. Kışı, kışı yaza çevirdik diyorsun. Aynen öyle. Hadi bismillah bakalım. Hadi bismillah. Evet, evet çorbamız da oldu. Şimdi sevgili seyircilerim içeriye geçelim. Evet. Bunları hazır halinde ablam yapmıştı onları göreyim. Arabaşı yuttun mu? Tahta kaşık tuttun mu? Arabaşı yuttun mu? Tahta kaşık tuttun mu? Üç gün ayrı kalmayına kız beni unuttun mu? Üç gün ayrı kalmayına kız beni unuttun mu? Arabaşı arabaşı Gültepe bağlar başı. Şimdi sevgili seyircilerim arabaşı çorbamız hazır. Şimdi çorbamızı koyacağız bakalım. Yeme usulünü gösterecek ablam. Çünkü arabaşının yeme usulü de farklı. Evet. Çorbamızı koyduk. Bu şekilde ama çorbamız sıcak olacak. Evet çok çok sıcak olması gerekiyor hocam. Çok sıcak olacak. Evet. Sonra bir kaşık alacağız. Limonumuz da burada. Evet, içine mi sıkayım? Evet hocam.
Bunun özelliği limonla yeniyor olması, ekşili olması. Tamam, limonumuzu sıktık. Bakın hamur titriyor, yani bunu da tutturmak. Hamurun titremesi evet. Tuttuğunu gösteriyor evet. Sevgi Seyir. Şu şekilde. Titremez hamur olmazmış. Kendini bırakır hocam. Ondan sonra onu şu şekilde koyuyoruz öyle mi? Evet, bu şekilde alıyoruz ve bunu özelliği hamuru çiğnemeyeceksiniz, direkt yutacaksınız. Şimdi özelliği sevgi Seyir'cim, hamuru hiç çiğnemeyeceğiz. Lık diye yutacağız. Çiğnersek ne oluyor? Midede hazımsızlık yapıyor. Bu şekilde yapmıyor hocam. Sevgili seyircilerim, şöyle alıyoruz hamurumuzu. Ondan sonra buraya koyuyoruz. Burada bekliyoruz. Ondan sonra şöyle alıyoruz. Evet. Sonra bunu yemekle marif etmiş sevgili seyircilerim. Bakalım biz onu becerebilecek miyiz? Ondan sonra böyle yapıyoruz. Evet, becerdim sevgili seyircilerim. Yuttum. Peki hamuru hiç ağzımıza tadını almıyoruz. Sadece çorbanın tadını alıyoruz. Evet zaten çorba çok sıcak olduğu için hocam. Hamur da soğuk oluyor ya. Onun ikisi birbirini dengeliyor aslında. Esasında onun için soğuk demişler. Hı hı. Fakat çorba çok lezzetli sevgili seyircilerim. Yani tavuk suyu artı o baharatlar artı o salça. Hakikaten mükemmel bir sofra olmuş. Mükemmel bir arabaşı çorbası olmuş. Teşekkür ediyorum. Çorbayı gördüğünüz gibi yaptı. Yalnız arabaşı çorbasının içerken de bir özelliği var. O hamurunu alacaksınız, öbür sıcak şeyle karıştıracaksınız. Hamur soğuk olacak, çorba çok sıcak olacak. İkisini dengeleyeceksiniz. Ağzınıza attığınızda da bir seferde lup diye yutacaksınız. Bununla ilgili de bir hikaye anlattılar. Şimdi onu size anlatayım. Şimdi hemşire hanım gelmiş. Doktor bey, doktor bey, acilde bir vaka var demiş. Evet, ne var hemşire hanım? Vallahi demiş, midesinde şöyle şöyle bir tuğla gibi bir şeyler görünüyor doktor bey demiş. Habire böyle bir şeyler yığılmış, çok karın sancısı çekiyor adamcağız demiş. Doktor bey oturduğu yerde demiş ki, ya gidin sorun bakalım demiş, o hasta Yozgatlı mıymış? Hemen gidip sormuşlar Yozgatlı. O zaman bir şey yok. Gitsin bir maden suyu içsin geçer. Arabaşı çorbası içmiştir o demiş. Şaka bir tarafa, o hamurları böyle lüp lüp yutuyorsunuz. Yutmazsanız olmuyor özelliği diyorlar. Tadı güzel olmuyor diyorlar. Dedikleri doğru herhalde. Biz de öyle yuta yuta yedik. Songül ablam daha başka güzellikleri de var. Onları da anlatacağız. Çok değişik bir şiir yazmış bize. Onu da biraz sonra inşallah göstermeye çalışacağız. Hepsini dolu dolu dop dolu göstereceğiz. Şimdi reklamlara gitmek zorundayız. Reklamlardan sonra sizinle uzun uzun konuşacağım. Sinüzit, kaç tane sinüzit var? Serap Hanım bize bir sürprizi var. Serap Hanım. Sürpriz hayrola, ne bu? Yeni ya doğum yaptım Feridun Bey. Benim haberim yok, çocuk nerede? Kocaman bir nur topu gibi bir çocuk doğdu. Evet, çocuğumuz doğmuş, hayırlısı olmuş. Şöyle bir kalk bir gel, bir dakika gel. Serap Hanım böyle bir sürprizle evet. Gelmiş bize. Evet, Allah'a sizin için geldik Feridun Bey. Evet. Ne yapacağız acaba? Çok güzel. Evet. Altındaki de pijama gibi durmuş. Tam güzel olmuş. Tam olmuş ya. Evet, evet. Reklamlardan sonra Serap Hanım'ın sürprizi neymiş? Acaba bu çocuk ne? Nereden geldi? Neyin nesi? Bunlar hepsini konuşacağız. Niçin böyle bir şey giymiş, sabahlık giymiş? Onları konuşacağız. Hepsini konuşacağız. Reklamlardan sonra buradayız. Evet. Evet sevgili seyircilerim, çok ağladığı için ben susturması bana kaldı. Görüyorsunuz çocuğumuz da kız çocuk olduğu nereden belli? Pembe örtüsünden. Pembe örtüsünden de belli. Kız çocuğumuz olmuş. Pembe örtüsünden belli. Hayırlı uğurlu olmuş. Hayırlı Serap Hanım olmuş. Biraz sonra bize ne yapacak acaba? Niye yapacak? Böyle giyindim? Bravo. Ablam niye hemen böyle bildi. Giyindim? Evet. Lohusa şerbeti yapacakmış. Ama en doğalından yapacağız Feridun Bey. Lohusa şerbetini bildiğiniz lohusa şerbeti değil. Gidip hani
bir yerlerden bir şeker alıyorsunuz da hemen karıştırıyor. Lohusa şeker alıyorsunuz. Öyle değil bu işte. Onun içinde gıda boyası %100 var. Sağlıklı, %100 evet. Sağlıklı. Hakikaten lohusa şerbetinin özelliğine niçin bu gelenek gelmiş? Osmanlı'dan gelmiş. Evet, Osmanlı'dan beri niçin gelmiş? Onları söyleyeceğiz size. %100 doğal bir lohusa şerbeti yaptıracağız. Yapacağız. Yaptıracağız yani. Yapmayı öğreteceğiz. Lohusa'ya yaptıracağız. Artı. Lohusa şerbetin lohusa'nın yapması mı gerek? Hayır, lohusa yatacak. Evet, lohusa yatacak. Kayınvalideler yapsın. Değil mi? Tamam. Ya da anneler yapsın. Tamam. Evet, aynen öyle. Biraz olsun. Sonra da kaç tane... Ve niye yapılıyor onu da söyleyeceğiz. Neden lohusa şerbeti var? Neden bu kadar uzun yıllar boyu gelmiş? Onu da söyleyeceğiz. Kaç tane? Dur ya bir söyleyeyim ya. Kaç tane sinüsümüz var? Sinüsler neye yarıyor? Nasıl tıkanıyor? Sinüzit niye oluyor? Sinüzit olduğu zaman nasıl anlayacaksınız? Ne yapacaksınız? Onları da göstereceğiz. Ama uzun konuşabilmem için bir reklama daha girmek zorundaymışız. Ondan sonra çok uzun konuşacağız. Rahat rahat bunların hepsini anlatacağız. Reklamlardan sonra buradayız. Migren için, baş ağrısı için de çok güzel yapacaklarımız var. Hepsi reklamlardan sonra burada. Evet, biraz sonra Serap Hanım bize lohusa şerbetini yapacak sevgili seyircilerim. Ama ben size şunu açıklamak istiyorum. Kaç tane sinüs var insanda? 4 mü? 4 mü? 5 mi? 4 hocam. Şöyle eğiliyorsunuz, böyle eğiliyorsunuz. Eğildiğiniz zaman buranız düşermiş gibi oluyor şuralarınız. Neden? Ondan sonra bir de şuralarınız çok ağrıyor. Neden? 2-4. Başka? Hocam bir de akciğerlerde. Akciğerlerde yok canım. Kim dedi akciğerlerde? Hemen konuşuyoruz. İnsanda 6 tane sinüs var. Nerede? Nerede? 1. Hemen şunları da şurada. Yani şu elmacık kemiklerimizin olduğu yerde. Başka? Hemen kaşlarımızın olduğu yerde. Bu sinüsler dolu olduğu zaman böyle başınızı eğdiğiniz zaman sanki buralarını düşermiş gibi olur. Burası, burası, burası. Bir de kardeşim iç kısımda görünmez o. İç kısımda şu tepeden şunun arkasında etmoid dediğimiz bir bölge var orada. Yani 6 tane sinüsünüz var. 3 bir tarafta, 3 bir tarafta. Bu sinüsler neye yarıyor? Ne demiştik? Havayı aldığınızda ısıtıyor ya da soğutuyor. Ona faydası var. İçinde mikroplar tutuyor. Pislikler tutuyor. Ona faydası var. Herhangi bir sebeple bunun kanalı tıkandığı zaman orada sinüzit oluyor. Yani iltihap oluyor. Bu iltihap olduğu zaman, orası tıkandığı zaman sizin sesinizde değişiklik oluyor. Yani şöyle konuşuyorsun. Ben hasta oldum, hastayım. Tıkandı buralarım, çok ağrıyor. Neden? Çünkü bu sinüsler sizin sesinizin tınısını da veriyor. O havalar oradan geçerken böyle yansıma yapıyor, titreşim yapıyor, sesinizin karakterini de veriyor. Ama onlar tıkandığı zaman siz benim darım çok kötü, burnum ağrıyor, kaşlarım onun arası ağrıyor diye böyle sesinizde bir değişiklik oluyor. İşte bunlar da sinüzit olduğu zaman oluyor. Peki sinüzitlerimiz tıkandı, ne yapacağız? Biraz sonra seyircilerimiz de var, onlarla beraber de konuşacağız. Ne yapmamız lazım, nasıl açacağız, nasıl çözüm bulacağız? Ben size sinüzitü kolayca açabilmek için çok özel bir iki akupunktur noktası da göstereceğim. Ama Serap Hanım şu lohusa şerbetini bir görelim. Çünkü lohusa şerbetini her yerde hazır şeker alıyorlar, karıştırıyorlar, onu sunuyorlar. Ondan sonra da lohusa mı lohusa. Ama biz size doğalını anlatacağız. Neye faydası var onu anlatacağız. Buyurun bakalım Serap Hanım, dinleyelim sizi. Hadi bakalım. Bebeği siz tutun Feridun Bey. Gelin. Tamam. Tutun. Lohusa şerbeti ta Osmanlı'dan bu yana gelmiş. Süre gelmiş. Niye gelmiş? Nedeni? Nedeni ne Feridun Bey? Siz söyleyin. Ben biliyorum ama siz söyleyin. Sizden duyalım. Şimdi lohusalara hani doktor olarak sizden şerbeti duyalım. Vermenin faydası ne? Neden? Çünkü lohusanın biraz vücut direnci kırılıyor. Hem o direncini kazandırsın diye. Anne sütünü arttırsın diye. Artı böyle... Annenin genel durumunu bir düzelsin diye yapılmış bir gelenek. Evet, süt arttırmak için yapılmış. Asıl amacı süt arttırmak için. Ama hani eve gelen ziyaretçiler, o iletişim, değil mi? O tatlı değil, onlara güler yüz. Kolayca bir şey o birazcık da o lohusa annenin psikolojisi düzelsin diye de yapılmış bir şey bence. Evet. Biraz lohusalık daha
Lohusalık. Zor bir şey. Evet, kimi çok kötü de atlatanlar var. Doğru. Feridun Bey, lohusalık dönemine. Lohusalığa ait bir sürü psikolojik durumlar da oluşabiliyor, şeyler oluşabiliyor. Tabii tabii, evet. Karabasan geldiğini söyleyenler var. Hani bence o tamamen psikolojik ama öyle lohusalık dönemi biraz zor bir dönem. O dönemi güzel geçirmek için. Türk televizyonlarında sanırım şimdiye kadar hiçbir yerde yapılmadı lohusa şerbeti. Biz yapacağız, doğalını yapacağız. Sizin için de giyindim. Şimdi 3 litre suyumuz var. Böyle boyalı falan yapmayacağız. 3 litre suyun içine... Bu arada kalorisi de az olacak. Neden az olacak? Çünkü şeker koymayacağız. Onun yerine bal koyacağız. 3 litre suyun içine 20 tane karanfil koyuyorum. Böyle bir buram buram bir karanfil kokusu gelir. İçenler hatırlasın. 2 tane evet çubuk tarçın koyuyorum. Şöyle eğer ince ince bulursanız 3 tane de olur. Bizimki böyle bayağı büyük büyük. O yüzden 2 tane koyduk. Şimdi internetten baktım biraz önce, havlucan diyorduk ama biz aslında havlıcan diye okunuyormuş Feridun Bey. O yüzden doğrusunu kullanmak istedim. Havlucan. 2 tane havlucan atıyorum suyun içine. İşte rengini veren ve tadını veren en önemli kısma geldik. Bu da nar çiçeği diyorlar. Hibiskus diyorlar. Medine gülü olarak da geçiyor. Bamya çiçeği diyorlar. Bamya çiçeği de diyorlar. Evet, bir çay bardağı da. Öyle mis gibi, pardon, bir çay bardağı da olur, bir fincan da olur. İkisi de hemen hemen zaten aynı ölçüye denk geliyor. Aynı orana denk geliyor. Bunu da koyduk suyumuzun içine. Bir parça da zencefil koyuyoruz. Niye? İşte o annenin bağışıklık sistemi de düzelsin diye. Kuvvetlensin diye. Kuvvetlensin diye. Şöyle bir parça da zencefile attım. Attıktan sonra bunu... Ben onu alayım. Bunu 15 dakika kaynattık. Kaynattık biz ekranda. Kaynattıktan sonra ılımasını bekledim. Evet, bildiğiniz hiç gıda boyasına gerek yok. Bu kadar, daha sonra süzeriz Feridun Bey. Bunun içine ılık bir şekildeyken hiç şeker atmadım. Bunun içine bir su bardağı bal koyuyorum. İsterseniz siz bu miktarı azaltabilirsiniz ama 3 litre suya bir su bardağı bal tam geliyor. Ama çok tatlı sevmiyorum derseniz, isterseniz bir çay bardağı da koyabilirsiniz. Güzelce bunu da karıştırıyoruz. Balı sıcakken koymadım. Su ılıdıktan sonra koydum. Evet. Nöbet şekeri de karıştırabilirsiniz. Nöbet şekeri değil, biz bal koyduk. Yalnız bence... nöbet şekerin içinde boya maddesi var, gıda boyası var. Nöbet şekeri... Şeker. Bakın ben size hiç nöbet şekeri falan demeden... %100 bakın renginin güzelliğine bakın. Artı tadının güzelliğine bakın. Artı sağlıklı yönünü bakın. Vücudun direncini de kuvvetlen. Şimdi şunlara size mı koyalım Feridun'a? Ya da şu şişeye mi dökelim? Yok, şunlara koy. Tamam. Evet, çok da güzel oluyor. Bir tadına bir baksaydın, güzel oldu mu olmadı mı? Olmuştur canım, olmaz olur mu? Biz daha önce yaptık. Harika oldu. Şimdi size hakikaten ikram edeceğim. Hakikaten güzel. Seyircilere ikram edelim. Seyircilere ikram edelim. Bir şey söyleyeceğim Feridun Bey. İkram edilirken de şöyle ikram ediliyor. Hemen onu da söylemek istiyorum. Bunun üstüne ceviz konuluyor. Evet, ceviz konuluyor. Tam böyle anne için bence bir bomba oldu. Çok güzel oluyor. Evet, üzerine de ceviz koyup ikram ediliyor. Aklınızda olsun. Çevrenizde, eşinizde, dostunuzda böyle bir hamilelik döneminden sonra yaparsanız tarifi küçücük... Not etmenizi tavsiye ederim. Bir daha anlat tarifini. Herkese kağıtla, evet, kağıt alsınlar, kalem alsınlar, tekrar anlatıyoruz. 3 litre su, 20 adet karanfil, 2 tane çubuk tarçın, 2 parça havlucan koyduk içine, 1 fincan hibiskus, 1 ceviz büyüklüğünde taze zencefil koyduk. Kaynattık, kaynattıktan sonra ılımasını bekledik. Daha sonra da içine 1 su bardağı bal ekledik. Güzelce karıştırdık, karıştırdıktan sonra... Böyle küçük küçük bardaklarda ikram edilir. Siz nasıl isterseniz. Evet. Böyle isterseniz kocaman bir bardakta. Anne hak etmiştir değil mi o kadar doğumdan sonra Feridun Bey. Böyle büyük bir bardakta da koyabilirsiniz. Biz burada da birazcık süsleyelim istedik. Şöyle. Güzel oldu değil mi Feridun Bey? Tamam, çok güzel. Ellerinize sağ olun. Süsü de güzel oldu. Böyle de ikram edebilirsiniz. Böyle de ikram edebilirsiniz. Üzerine ceviz koymayı unutmayın. O da geleneğe sürdürelim istedik. Harika oldu, evet. Beğendiniz mi? Tadı nefis, evet. Seyircilerimize bir ikram edelim.
Benim gerçekten de çok hoşuma gitti. Çok hem böyle kıyafetiyle her şeyle tam yapmak çok çok hoşuma gitti gerçekten. Evet. 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 Tamam. Evet. Şimdi ben devam ediyorum o zaman. Edin. Biz sinüzitimi anlatmaya. Anlatın. Sinüzite ne çareler var, neler var, neler yapmamız gerekiyor onları anlatacağız. Şimdi o sinüzitle ilgili şikayeti olan ablalar vardı. Semra abla neredeydi? Hah, dur sen de dur gelip konuşayım seninle bir. Ne oluyor? Nasıl şikayetin oluyor? Felaket bir şekilde tıkanıklık. Zaten burun kemiğinde de eğrilik var benim. Ama bir de sinüz eklenince bunun içinde hiç nefes alamıyorum. Kaşlarım düşecekmiş gibi ve anında migrene çeviriyor. Hastanelik oluyor. Duydunuz mu? Ne diyor? Başım düşecekmiş gibi oluyor diyor. Ondan sonra da iyice baş ağrımı artıyor. Migreni çeviriyor. Migreni iyice çeviriyor. Sıkıntı oluyor diyor. Migren olsun, baş ağrısı olsun, sinüzit olsun birbirleriyle böyle birbirlerini tetikliyorlar bunlar. Birbirlerini uyarıyorlar. Ve devamı da horlama hocam. Bir de felaket bir şekilde. Evet. Yani bir kendim uykumdan uyanabiliyorum. O kadar oluyor. Başka kimde vardı bir de sıkıntı? Sen de vardı. Sendeki nasıldı abla? Anlat bakayım. Hocam bende de aynı şikayetler. Tıkanıklık oluyor. Genelde sağ tarafıma yattığım zaman şöyle elimi şöyle yapıyorum ancak böyle soluk alıyorum öyle yatabiliyorum yani nefesim çıkmıyor. Şimdi nasıl yaptı da bak ne yapıyor böyle yapınca ne yapıyor? Açıyorum içeri. Burun kanadını açıyor. Bak evet, bu tarafa şöyle çekmekle şu burun kanadını açıyor ki hava alabilsin diye. Evet. Sevgili doktor olduğumda ben de ilidenle arkadaşım. İliden. Şimdi sevgili kardeşlerim şöyle bir küçük bir pamuk parçasına gösterelim. Sizin nefes yolunuzun iyi olup olmadığını kendiniz muhakkak kontrol ediniz. Nasıl kontrol edeceksiniz? Böyle yapacaksınız bakın. Kime durayım? Şöyle mi durayım? Böyle kontrol edeceksiniz. Şu ablayı bir kontrol edelim bakalım. Benim sorun şu tarafı. Tut bir dakika. Şimdi al nefes. Taraf açık. Bu evet. Taraftan yap. Gördünüz mü ikisinin arasındaki farkı? Tam gösteriyor mu? Gösteriyor. Bak yap. Ne güzel çalışıyor. Bakın bu tarafa bakıyoruz. Anladınız mı şimdi olayı? Bakın bir tarafta hiç çalışmadı. O zaman ne yapıyor? Şimdi sen şurayı aç bakalım. Deminki gibi yap. Şöyle yap. Gece yap. Yap. Bakın nasıl çalışmaya başladı. Gördünüz mü olayı? İşte siz de kendi burnunuzda nefesinizin güzel olup olmadığını, nefes alıp almadığınızı bu şekilde muhakkak kontrol ediniz. Sinüzitte dediğimiz gibi en çok sıkıntı buralarınızda böyle ağrıyla başlar. Böyle başınızı öne eğdiğinizde biraz da çok fazla ağrı hissedersiniz. Zonklayacakmış gibi, çıkacakmış gibi olur. Bravo. Evet. Mide bulantılarına kulaklarda şunları bunları da çevirir. Evet. Şimdi ben size evet böyle durduğunuz zaman kulaklar da kapanıyor. Ben size bunu anlatacağım. Ben size anlatacağım nasıl oluyor. Şöyle bir çizerek de bir gösterelim sevgili kardeşlerim. Bunlar burnun arasından şöyle tepeden görelim. Şu burnumuz buradan burnumuzun buralardan havalar giriyor. Şuradan hava giriyor. Şuradan da giriyor. Girdikten sonra şurada bir tane hemen bir sinüsümüz var. Şu elmacık kemiğimizdeki sinüsler. Şurada da bu. Bunlara böyle hava gelip giriyor. Daha sonra şuradaki kaşlarımızın üstündeki sinüsler. Ben şematik çiziyorum sevgili seyircilerim. Şurada içerideki etmoid sinüsler. Şimdi hava buradan geliyor kardeşlerim. Buraya giriyor. Bunun içini dolaşıyor. Bunun içinde bir sıvı var. Böyle yapışkan, daha doğrusu sümük var. Bunları tutuyor, partikülleri tutuyor. Buradan çıkıyor hava, tekrar buraya geliyor. Buna giriyor, buradan da dolaşıyor. Burada da pislikler tutuluyor, burada da tutuluyor. Bunlardan sonra arkadan akciğere gidiyor. İşte böyle bir yol çiziyor. Peki sizin herhangi bir nedenle bu sinüzitin burası tıkandığı zaman bunun içindeki olan sümük birikiyor bunun içine taşıyor ve burada zonklama meydana getiriyor, ağrı meydana getiriyor. Yani akmadığı için mi oluyor burnumuz? Akmadığı için, bravo Serap Hanım. Burası tıkandığı için. Demek ki aksak, yani bazen bunun ameliyatı yapılıyor. Ameliyatı nasıl yapılıyor? Buradan burundan giriliyor, şurası kırılıyor, açılıyor. Buradan şşş diye bu pislik akıyor. Aktığı zaman
O zaman rahatlama oluyor. Bunun bir ameliyatı da var. Ama şimdi böyle de yapmıyorlar. Kamera sistemiyle giriyorlar artık böyle. Buradan içeriye girip, buradan girip burayı temizliyorlar, yıkıyorlar. Böyle de ameliyatlar da var. Feridun Bey, ama bir şey söyleyeceğim. Biraz tehlikeli bir ameliyat. Ben, değil mi? Biraz hani oradaki sinirlere falan, onlar çok önemli yani buradaki sinirler. Çok güzel yapıyorlar Türkiye'de şimdi Serap Hanım da. Şimdi biz ameliyat olmadan düzelelim, onu tabii, anlatalım size. Ben de onu demek şimdi istedim. Sevgili kardeşlerim, biz diyoruz ki bu kanalın burası tıkandı. Tıkanmayı biz nasıl düzeltirsek, buraya hava giriş çıkışını sağlarsak, bir de nasıl hava girecek? Nasıl hava girecek? Temiz hava. Temiz hava. Oksijenli hava. Benim sinüzitim var. İçiyorsam sigarayı, hayatta bunlar hiç düzelmeyecek. Hiç yakışmadı. O nasıl bir sigara içti? Neyse canım, gösterdik işte. Neyse. Bakın çok güzel gösteriyor. Görüntülerde de yönetmenim çok güzel gösterdi şimdi bakın. Bu ameliyat tekniğini gösteriyor. İçeriği yıkama tekniği. Bakın kamerayla girdi. İçeriği yıkamayı gösteriyor. Çok güzel. Bakın girdi kamerayla. Kamerayla içeriye uzattı. Burayı hem görüyor. Şimdi içine su verecek. Yıkama yapacak. Bassın suyu. Şimdi kamerayla bakın orayı temizliyor, aspir ediyor, pisliğini temizliyor. Sinüzitin ağzını açtı, gördüğünüz gibi tıkanmış yere. Çok güzel. Diğerini de yaptı, temizledi. Kameralı sistemle yani. İçeriye su püskürttü, temizliyor bakın içeriği. Gördünüz mü? Bu sinüz temizleme işlemini yaptı. Bakın kanal şimdi tekrar açıldı. İşte bu kameralı sistemle bir ameliyatını gösterdik size sinüzitin. Sinüzit olduktan sonraki durumunu gösterdik. Ama yine lokal olarak sevgili kardeşler, değil mi Feridun Bey? Bunlar tabii ki uyuşturuyorlar. Evet. Tabii ki ameliyat bu ona göre uyuşturarak yapılıyor. Ama bir şey söyleyeyim, benim çok arkadaşım ameliyat oldu. İlk başta rahatladı, sonra tekrar sinüzit oldular. Sonra tekrar dikkat etmemiştir senin arkadaşların. Doktor Bey'in dediklerini yapmamıştır. Sigarasını içmeye devam etmiştir. Bir şeyler yapmıştır, ondan olmuştur. Şimdi dikkat ederseniz bu kanal açıldığı zaman derim oldu. Niye tıkansın ki? Tıkanmaz. Bir daha oluyor ama. Ama siz dikkat etmediğiniz için oluyor. Ben size diyorum ki gelin biz bunu bir de doğal yolla ne yapabiliriz onu öğretelim size. Doğal yolla ne yapabiliriz? Birincisi size çok özel noktalar göstereyim. Burnunuzun iki kenarındaki noktalar şuradaki noktalara masaj yaparak. Mesela deneyin, şu anda burnu tıkalı olan var mı? Bir tarafı tıkalı olan var mı? Şu anda burnu tıkalı olan, tıkalı mı şu anda burnu? Şu anda burnun tıkalı mı değil mi? Burnun tıkalı mı değil mi? Tıkalı mı? Gel. Şimdi bak abla, şöyle masa, gelmek istemiyorsan gelme. Sizin tıkalı mı? Şöyle. Evet, gelin şöyle, buyurun. Şöyle masaj yapacaksın. Nereye? Kimin burnu tıkalıysa nereye? Gelsin. İki burnunuzun kenarına, bittiği yere, gelin. Göz pınarından başlayıp burun şuranıza kadar şöyle tatlı tatlı masaj yapacaksınız. Ama biraz hafif acıyacak şekilde masaj yapacaksınız. Oturtturalım mı Feridun Bey? Oturtturalım bakalım. Tamam. Gel otur buyurun, bakalım. Gelin. Ben bunu öne çıkartayım isterseniz. Tamam, çıkart. Evet, öne çıkartalım. Buyurun. Otur abla. Hangi burnun tıkalı abla? Buyurun, onu da koyun. Başka biri gelirse. Sol tarafım daha çok ikisi, çok moruluyor, çok nefes alamıyor. Peki sen biraz böyle bir şey geçirmişsin. Mikrofon. Ne kadar oldu geçireni? Geçirdim evet. Ne kadar bir oldu? Hiç 2 ay oldu. Ne geçirdin? Damarlarımda tıkanıklık oldu. Onu konuşamadım İngiltere'de. Bakın şimdi şöyle dikkatlice bir bakın. İngiltere'de konuşamadım. 2 kere kalp anji oldum. Şimdi beyin aşıyasını ilaç içiyorum. Beyin damarlarında damarlarımda tıkanıklık var. Yüzünde dikkat edin. İki tarafı birbirine hiç eşit değil. Evet. Bakın burası da burası daha silik, burası daha karakteri var. Yani bu taraftan hafif böyle yüz felcimsi bir şey geçirmiş abla. Evet, konuşamadım çünkü. Bir tarafım tutuldu. Gittim doktora, o da kalp krizi geçirmişsin dedi. Kalbinden alakası yoktu. Çünkü İngiltere'de mi oldu bunlar? İngiltere'de sol tarafımdan geldi. Peki, şöyle yapmaya çalış abla. Bakın bir tarafı birazcık daha şey, bir tarafı daha düz. Bakın buralar kırışıklığı fazla, bu taraf daha düz. Bir de şöyle yap, şöyle al. Evet, çok güzel abla. Kaşlarını kaldır. Yum 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 iyice. İyice yum şimdi.
Ablam çok hafif geçirmiş bunu. Çok basit geçirmiş. Çok şükür ki fazla bir şey yapmamış. Çok şükür. Peki senin şu anda neren tıkalı abla? Nerende sıkıntı var? Burnumda da tıkanıklık var. Gece uyurken boğuluyorum. Şimdi burnunda tıkanıklık varmış, evet. Bakalım. Birazcık şuralarına bak. Dur dur dur. Dur dur. Sizden öyle. Şimdi şöyle bir masaj yapacağız buralarına. Evet. Şöyle. Öyle yaparsam yapamam Serapcığım. Kamera. Tam burunun iki kanadına, şuralarına şöyle masaj yapacağız. Biraz acıcak gibi. Bunu yaptığınızda hemen burnunuzda bir akıntı hissedersiniz. Rahatlama hissedersiniz. Ama çok kronik vakalarda, uzun süren vakalarda değil, basit vakalarda olabilir. Çok akıntı hiç yok. Koku almıyorum. Dur abla, dur. Şimdi bir nefes al bakalım. Bir de buradan al. Biraz ferahlama hissettin mi, hissetmedin mi? Sağ tarafım ferahladı. Biraz ferahladın mı? Evet, ferahladım. Bunu yaklaşık 3-5 dakika devam ettiğinizde basit tıkanıklıklarda hemen rahatlarsınız. Oldu mu, olmadı mı? Bayağı rahatladım. Duyuyor musunuz? Böyle hiç almıyordum. Şuralara yaptınız değil mi? Tam, bak tam şuralara yaptık Serap Hanım. Bak tam şu kanallara. Şu kanala tam burnun biraz acıyacak, ha. Hafif acıyacak. Bakın ablama sorun, hafif acıttı, acıdı değil mi abla? Evet, acıdı. Hafif acıtacak şekilde kendi ellerinizle masaj yaptığınızda buradaki akupunktur noktalarıyla burayı biraz canlandırırsınız, buranın kanlanmasını arttırırsınız. Hafif tıkanıklığınızda rahatlama olur, basit evet. Tıkanıklıklarda faydasını görürsünüz. Şimdi aşağı bir başka doğru. Bir şey daha yapacağız, bir başka bir şey daha yapacağız. Bir de onu göstereyim şimdi. Oturabilirsin ablam, teşekkür ederiz. Teşekkür bir başka ederim. Bir şey anlatacağız şimdi size. Sevgili kardeşlerim. Bir bardak kaynar su alacağız. Bir bardak kaynar su alacağız. Evet, bir bardak kaynar su alıyoruz. Bir bardak kaynar suyun içine bir tutam ada çayı atıyoruz. Bir tutam ada çayı atıyoruz. Bunu yaklaşık şöyle bir dakika kadar kaynatsın, bir dakika kadar demleyeceğiz. Evet, bir dakika kaynatacağız, bir dakika demleyeceğiz. Kaynar suyun üstüne ada çayı attık. Bir dakika kaynatacağız, bir dakika demleyeceğiz. Daha sonra bunu süzeceğiz. Size sinüsünüzü temizleyici bir şey yapacağız. Sinüslerinizi temizleyici bir şey yapacağız. Nasıl yapacağımızı şimdi göstereceğiz. Onları hepsini karışımını yapınca göstereceğiz. Feridun Bey, bu yapacağınız şeyi aman kaçırmayın. Birçok sinüzite çare oldu. Evet. Bu yaptığınız karışım. Ada çayının içinde de ne var bilmiyorum ama ada çayının içinde doğal antibiyotik var. Doğal öyle temizleyici mi? Var. Burnu inanılmaz güzel evet. Temizliyor. Çok güzel rahat temizliyor. Rahat nefes evet. Almanızı sağlıyor. Şimdi bunu hemen süzelim. Evet. Hemen süzüyoruz. Gördüğünüz gibi hemen ada çayımız çıktı. Bunun içine kardeşlerim evet olsun, biz kapatırız. Tamam. Bunun içine dikkat edin burayı. Küçük çocuğunuza kullanacaksanız tuzu çok az koyun. Çok az tuz koyun. Çünkü yakıyor, rahatsız oluyor çocuklar. Dün akşam bir daha denedim. Kendim de denedim. Hani ne kadar yakıyor, ne kadar yakmıyor diye. Eğer tuzunuzu az koyarsanız hiç yakmıyor. Ama biraz çok koyarsanız hakikaten şuralarınız yanıyor. Çocuklarınız hayatta yaptırmaz. Bir de damlalık olacak. Damlalık bulsana. Şöyle bir çay kaşığının yarısı kadar tuz koyacağız. Karıştıralım. Ondan sonra yaklaşık bir çay kaşığı kadar da karbonat koyacağız. Sıcak sıcak. Şimdi sıcak ama bunu sıcak sıcak damlatamayız. Muhakkak tabii, ılınmasını tabii. Bekleyeceğiz. Hı-hı. Bekleyeceğiz. Ilınacak. Ilındıktan sonra ne yapacağımızı göstereceğim şimdi. Sedyeyi hemen çıkarsın da bir de caneli evet. İstiyorum. Sedyeyi çıkarın. Nasıl damlatacağımı göstereceğim. Bunu kesinlikle iyice ılımasını bekleyeceğiz. Sıcak olmaz. Sıcak olursa rahatsız edecek. İyice ılınacak. Hatta soğuğa yakın olacak. O zaman kullanacağız. Ne yapacağız? Bir bardak kaynar suyun içine bir tutam ada çayı attım. Bir dakika kaynattım. Bir dakika demledim. Süzdüm koydum. Üstüne bir çay kaşığının yarısı kadar tuz koydum. Çok az tuz koydum. Bir çay kaşığı kadar da karbonat koydum. Bunun soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra bunu süzeceğiz.
süzdükten sonra da bunu ister şöyle bir damlalıklar, herhangi bir damlalık da olabilir. Ya da böyle piyasada satılan sinüslerimiz için temizleyici bir şeyler var. Onlarla da olabilir. Nasıl kullanacağını göstereceğim şimdi. Bu harika bir karışım Feridun evet. Bey. Gerçekten bana çare oldu. Gerçekten burnu açıyor. Herkesin denemesini tavsiye ederim. İnanılmaz güzel. Yani böyle nefes aldığınızı hissediyorsunuz bunu yaptıktan sonra. Özellikle spor yapanlar da spor öncesi burunlarını mutlaka bravo, açsınlar. Bravo. Onu da tavsiye ederim. Bunu buradan. Bilhassa evet. Ben gece yatarken horluyorum diyene ablalar çok yapsınlar. Horluyorum diyen kardeşler çok yapsınlar bunu. Hava yolunuz açık olduğu zaman işler çok daha iyi oluyor. Nasıl yapacağımızı şimdi öğretiyoruz. İki şekilde yapacağız. Bir piyasada satılan böyle burnun içine sıkılacak sinüsler için böyle plastik şeyler vardır. Alerjik evet. Sinüs için çok daha geçerli. Evet geçerli. Yalnız burada kural ne? Burada kural ne? Sizin ada çayına karşı alerjiniz olmayacak. Hmm. Eğer ada çayına karşı alerjiniz varsa tabii saklayabilirsiniz. Sadece tuz ve karbonatla yapınız. Ada çayına karşı abla bunu burnumuza sıkacağız. Ada çayını içiniz. Çok güzel. Bakın piyasada böyleleri de satılır. Bu da olabilir. Burnunuzun içine nasıl yapacağımızı göstereceğiz şimdi. İki şekilde yıkama var. Ben ikisini de size öğreteceğim. Şimdi iki şekilde yıkamayı da anlatacağım. Ama böyle yıkamak zor ya. Ben onu nereden yapacağım, nereden bulayım diyenlere başka bir kolay metot göstereceğim. Şimdi onu göstereyim. Cenevi yatıver oraya bir. Feridun Bey ben de şöyle yaptım biliyorsun. Banyoda cam bir kavanoza koydum. Bunu saklayabilirsiniz, kullanabilirsiniz değil mi? Bir hafta boyunca tamam. Kullanabilirsiniz. Cam bir kavanoza koydum. Banyoda lavabonun başına koyup İstediğiniz zaman burnunuz tıkandı gibi olduğu an hemen çekerseniz o baş ağrısına da çevirmiyor. Çünkü Feridun Bey baş ağrısına aynen çeviriyor öyle. Bunu bırakırsanız çok evet. Kötü baş ağrısını çeviriyor. Bizim yapacağımız şey söyleyeyim. Şöyle küçük bir damlalık bulacaksınız. Kendinize olur, çocuğunuz olur. Böylesi daha kolay. Yalnız böyle mi damlatacağız? Nasıl? Hayır. Nasıl? Kesinlikle biraz daha geriye gel. Başını geriye doğru vermemiz lazım. Gel Caner iyice geriye gel. İyice geriye. Başı böyle olmasında geçeceğim yarar var. Birazdan. Şöyle yapacağız damlalıkta. Şöyle damlalıkta bakın. İki burun deliğine de şöyle damlatacağız. Gözüne mözüne kaçsın kardeşler. Bir şey öyle olmaz. Hiçbir zarar yapma. Vermez. Hiçbir zarar olmaz. Sevgili kardeşler mümkün olduğu kadar böyle birazcık bekletmeye çalışınız. O geniz bölgesinde dursun. Oraları şey yapsın. Bunu ne kadar çok yapabilirseniz o kadar iyi. Çok affedersiniz. Hani kötü bir deyim ama iyice salya sümük olsun böyle. Aksın buradan aksın ağlasın. Daha da güzel boşalır. Daha da iyi olur. Bolca bunu damlatacağız. Ondan sonra kaldıracağız. Buralardan hep aktığını, şey yaptığını göreceksiniz. Bu bir tanesi. Bunun bu şekilde en kolayı bu. Kalk şimdi canım bir gel. Kalk aslanım al şunu. Ha. Bu en kolayı. Bir de bunu yapabilirseniz çok daha güzel oluyor. Ben bugün sabah namazından sonra bunları denedim hepsini kardeşler. Yapılabiliyor. Yalnız benim çok özel can dostum Doktor Selam Bey vardır. Kulak burun boğaz mutası. Ben de buradan selam söylüyorum tabii. Eşine de, kendisine ona, de. Ona danışmadan kulak burun boğazına bir şey anlatmam. Şimdi evet. Diyor ki böyle geriye vermekten ziyade şöyle yapıp hafif yaptığında daha çok geriye gider diyor. İki bölge vardır diyor. Bir şöyle yaparsa rıt diye hemen iniverir diyor. Sen biraz daha boşunu böyle yapıp geriye doğru nasılmış? Verdiğin zaman iyice geriye böyle gider. Değil, böyle bütün mi? Her yeri. Biraz daha geriye vereceksin boyun. Bak şöyle ben gösteriyorum. Bakın şöyle böyle. Hafif yan. Geri ve yan. Şu anda genzimde hissediyorum. İyice genzimden geçti. Bütün şeylerin dolaştığını hissediyorum. Bir böyle damlatmak var. Geri ve yan. Aynı şekilde bu evet. Tarafa da bakın böyle. Yani geri ve yan iki tarafa doğru. Evet şöyle böyle geriye şöyle. Ve yana doğru. Yaptığınızda iyice genzinize gidiyor. Her tarafı dolaşıyor. Sevgili kardeşler. Evet. Selami Bey söylediyse gerçekten çok etkilidir. Ben de ondan evet. Çok tüyolar almışımdır. Doğru. Çok evet, enteresan. Evet iyi bir doktordur. Çok iyi bir doktordur. Çok titizdir. Çok değişiktir ve mükemmel bir kulak burun boğazcıdır. Öyle. Evet şimdi kendisinden öğrendiğimiz dışında bir de yıkamayı öğretelim. Sinüs yıkama. Gel bakalım Canevi. Caner Bey var dinleyin, ya bugün sinüs kalmayacaksın. Burada bir püf noktası anlatacağım size. Sinüs yıkama yapacaklara
ve burnuna damlatacakları bir püf noktası öğreteceğim. Bu suyumuzu yaptık ya. Ne vardı suyumuzda? Ada çayı. Tuz, karbonat, ada çayı. Bakın bir şey daha ilave yapacağız. Her şeye mi giriyor bu diyeceksiniz. Burayı yağladığı için, burayı kayganlaştırdığı için çok daha güzel oluyor. Ama nasıl ozon yağı? Bulabilirseniz kantaronlu ozon yağı. Bulabilirseniz kantaronlu ozon yağı. Bunun içine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar da kantaronlu ozon yağı koyacağız. Kardeşler, bugün sabah diyorum ya, en az 10 tane yaptım. En güzeli kantaronlu ozon yağı ile oluyor. İyice genizde o yapışı böyle daha bir rahatladığınızı hissediyorsunuz. Çünkü ozon yağı saf zeytinyağı. Oraları da yağlamış oluyorsunuz. Çok daha farklı bir şey oluyor. Lütfen deneyiniz. Göreceksiniz, bana çok dua edeceksiniz. Bunu kendinizde yapabilirsiniz. Çocuklarınızda pek yapamayabilirsiniz. Ama çocuklarınıza da damlatırken içine ozon yağı koymayı unutmayın. Kantaronlusunu bulursanız onu koyun. Kantaronluyu bulamadım. Normal ozon yağı buldum. Olur. Ama hiçbir şey bulamazsanız biraz zeytinyağı koyun. Neden? Buraları rahatlatıyor. Genizi daha rahat ediyor. Daha bir güzel oluyor. Öbürü gibi kuru kuru kalmıyor. Şimdi bakın bir sinüs yıkama işlemi yapacağız. Bunu bir güzelce Canan Bey göstereceğim. Ben de hiçbir şey bulamazsam çörek otu yağı koyuyorum Ferit Bravo Bey. Bravo Serap Hanım. Çörek otu. O da çok iyi geliyor. Yalnız beni müsaade edin. Onu da denedim bugün sabah. Kardeşler çörek biraz otu. Biraz yakıyor. Yakıyor evet. Çocuklarınıza yapmayın. Ha. Çocuklar çörek otu yağına isyan ederler. Bakın susam yağı koydum. Okuluptus yağı koydum. Çörek otu yağı koydum. Bir de ozon yağı koydum. Bunların hepsinde yaktı. Susam da az yaktı. Çörek ozon da hiç yaktı. Yakmadı. Evet. Çörek otu çok yakıyor. Çok yakıyor. Okuluptus ama ben öyle yakıyor. Yakıyor daha güzel ama sizler kendinize yaparsanız yapın. Evet. Çocuğunuza yaparsanız çok isyan eder. Çörek otu çok yağı yaptırmaz. Koyuyor. Çocuklarınıza katliyen ama katliyen yağ koyacaksanız içine ya zeytinyağı koyun ya da ozon yağı koyun. Şimdi bakın bir yıkama metodu öğreteceğiz size. Bu ancak böyle bir şeyle ya da demin şu gösterdiğim şeyle oluyor. Bunu yapabilirseniz bakın şimdi göreceğiz. Sinüsleri temizleyip öbür taraftan gidiyor. Bunu yaparken bir de bir püf noktası var. Yap Caner. Ben şimdi öğreteceğim püf noktasını. Evet yap. Tüm eczanelerde bulabilirsiniz bakın. Bunu da. Ne yaptı? Bir taraftan gitti, bir taraftan geldi. Burada kural, ağzını kapa Caner. Akmıyor bak, ağzı kapalı. Aç ağzını. Ağzınızı açmazsanız olmuyor. Tamam yavrum. Süper öğrenmiş. Bir daha gösteriyorum. Bir, çok ağzınızı açacaksınız böyle. Buradan giriyor, buraları temizliyor, buradan girip yıkayıp çıkıyor. Akıyor. Aynı şekilde tersini de yapacaksınız. Kardeşler, ağzınız böyle olursa akmıyor, hep dışarılara akıyor. Ağzınızı açtığı zaman nasıl hani bir tenekeden suyu boşaltırken bir tarafını deleriz, bir de arkadan hava deliği deleriz ya. Aynı sistem ağzını açtığı zaman çok mükemmel şekilde dolanıyor. Eğer ağzınızı açmazsanız içeride tıkanıp kalıyor, sıkıntı oluyor. Kendinize yapabilirsiniz. Çocuklar pek yapmazlar bunu. Çocuklara damlalıkla sıkınız ama çok sıkınız. Bayağı böyle bol bol yapınız. Çocukları ağlasın. Vallahi çok yapsın. Zor yaptıramıyorum. Neden bütün o zaman sinüsler boşalıyor. Evet. Bütün pislikler dışarıya çıkarıyor. Bu yıkamayı unutmayız kardeşlerim. Bunu muhakkak tavsiye ediyorum. Buyur Hacı abi. Ben buyur. Yapamıyordum vallahi kızıma. Çok zorlanıyorum. Feride Bey kafam çınlıyor. Bunu yapabilir miyim mi demek istiyorsunuz? 13-14 yıldan beri kafam çınlıyor diyor. Şimdi kulağın çınlaması, kafamda çınlıyor diyor. Bir dakika. Kulağın çınlamasının çok ayrı sebepleri var. Kulağın içinde denge merkezi falan var. Onu ayrı bir anlatalım bir gün. Yalnız sinüzit olduğunuz zaman kulaktan, orta kulaktan boğaza açılan Öztaki borusu denilen bir boru var. Bu borunun ucu boğazınızda enfeksiyon varsa, tıkanırsa o zaman gene kulağınızda çınlama olur. Onun yüzden de boğazınızda da kulaktan bu yaptığınız işlemin faydası olur. Ama en önemlisi gargara yapmanız lazım böyle. Boğazınızda gargara yapmanız lazım. Gargara yapmanız lazım ki o üstteki borusunu da açabilir. Bu gargarada ne kullanabilirsiniz? Sirkeleri kullanabilirsiniz. Ya da bizim yaptığımız ada çayını kullanabilirsiniz. Kesilmez. Abim diyor ki benim kulağım çınlıyor diyor.
Kulaklarımı kapatıyorum. Çınlama niye kesilmiyor? Çınlama dışarıdan gelmiyor ki. İçerideki iç kulak denge merkezinden oluyor. Öyle, o beyinden mi geliyor acaba? İç evet, kulak denge iç merkezinden kulak geliyor. O apayrı bir şey abi. Konuyu uzun uzun anlatırım. O apayrı bir şey. Kulak çınlaması şimdi, evet, apayrı bir mevzu. Bununla da ilgisi var mı? Birazcık var. Tıkandığı evet zaman olur. Ben şimdi size bir de sinüzit için bir buhar banyosu yapacağım. Evet. Yapıp bunu çocuklarınızla yapabilirsiniz. Yalnız dikkat edeceğiniz zaman yakıp evet dökmeyin. Dikkat edin. Bunu da nasıl yapacağımızı hemen anlatalım. Evet. Kaynar suyumuzu aldık. Kaynar suyumuzu aldık. Hı. Bir litre kaynar suyun içine koyalım. Dökelim mi? Koyalım. Koyalım. Tamam. Dikkat edin. Bir litre kaynar su aldık. Kaynar su içine şöyle bir tutam kadar diyoruz. Okaliptus yaprakları. Şöyle attık. Ondan sonra bunun içine ne attık? Bir tutam papatya attık. Taze papatya da olabilir şimdi. Bir tutam da nane attık. Şimdi kaynatalım bunu bir güzelce. Kaynatalım. Sevgili kardeşlerim. Okaliptus, nane. Okaliptus da bir yaprakmış. Evet. Bu arada bizim onu şey da öğrendik. Nerede, nane ki ruhumuz olacak. Bir de nane ruhunu çıkardın evet mı? Şurada Feridun Bey. Bakın. Tamam. Sevgili kardeşlerim. Bazı yerlerde bulabilirsiniz. Nane ruhu diye bir şey var. Nane ruhu ne? Nane yağının farklısı. Daha güçlü bir nane yağı. Daha güçlü. Toros'ta yetişen yabani naneden damıtma metoduyla elde edilen bir yağ. Yağlar çeşitli metotlarla elde ediliyor. Bu damıtma metoduyla elde edilen bir yağ. Nane güçlü ruhu. Nane ruhu. Ama bulamazlarsa yağ kullanabilirler mi? Nane yağı da kullanabilirler. Tamam, ağzına yağda sağlık. Nane yağı da kullanabilirler bunun içine. Ama Feridun Bey arada fark var ama kullanabilirler. Çok fark yani var. Çok fark çok var. Çok fark var. Nane ruhu diye isteyeceksiniz. Şöyle hı-hı yaptığınızda evet kokladığınızda çok keskin bir olduğunu göreceksiniz. Bir göstereyim mi seyircilerimize? Bakın bu gerçekten çok, nane yağından çok keskin farklı olduğunu göreceksiniz. Dur Serap Hanım ben yapayım böyle göstereyim. Tamam. Bir dakika müsaade. Aktarlarda bulabilirsiniz. Bundan da yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar bu kaynar suyunuzun içine koyunuz. Bir tatlı kaşığı kadar bu suyun içine koyunuz. Karıştıralım. Şimdi karıştırıyoruz. Şimdi ne koyduk? Okaliptus. Ne koyduk? Papatya. Ne koyduk? Nane. Ne koyduk? Nane ruhu. Nane ruhunu bulamadım. Nane yağı. Nane yağını da bulamadım. Hiçbir şey koyma. Papatya. Okaliptus yaprakları. Nane. Güzelce kaynar suyun içine koyduk. Fokur fokur kaynamasını bekleyeceğiz. Fokur fokur kaynadıktan sonra çocuklarınızın çok hoşuna gidecek. Değişik bir şekilde de yapacağız şöyle. Bir huni yapacağız. Külah yapacağız daha doğrusu. Hani şöyle külah yapılır ya hani şöyle yaparız şöyle. Külah da yapamaz olduk. Halbuki çünkü ben yapıyorum o külahları hep evde. O yüzden. Öyle mi? Evet. Çünkü bu yöntemlerin hepsi peki bana ait. Bana hava attı. Ben de hemen bir evet şey anlatayım. Ben hepsi de bir şey anlatayım. Bana ait. Ben şeker, reçel, lokum fabrikamız evet vardı bizim. Şeker, reçel, lokum fabrikasında bizi toptan helva melva satardık ama eşimizin, dostumuzun da mevlütü oldu mu mevlüt şekeri yapardık. Mevlüt şekeri yapmak biraz eleman istiyor, ekip istiyor. Babam o zaman bizi muhakkak çağırdı, gelirdik. Eskiden hazır külahlar yoktu. Böyle kağıttan külah yapardık. Külahın arkasını şöyle güzelce kıvırır. Şöyle yapıp arkasından kilit yapardık bu külaha şöyle kilit. Ondan sonra bunun içine, ben bunun içine bunun böyle içine işte sayardık. Ellerimizi eldiven gibi 20 tane şeker, 1 tane lokum, 2 tane akide koyup ondan sonra bunun böyle ağzını güzelce kapatırdık. Yani süper. Sen suya bu derken biz külahlı şeker evet yapıyorduk sana. Aynen öyle. Harika, süper. Alkışlıyorum ben de sizi. Neyse ben, şaka bir tane. Ben külaha bir dakika. Gülelim diye söyledim. Bir gülelim şey söyleyeceğim. Ne demişler? Hekimden değil çekenden sor demişler doğru, Feridun doğru Bey. Çünkü ben gerçekten bir sinüzit hastasıydım. Feridun Bey ile tanıştığımda da öyle. Sinüzitimden yemin ediyorum değil mi? Yani hani burada niye yemin edeyim? Hepsinden bu yöntemler. Şu külah var ya şu külahın sayesinde kurtuldum. Ben de bu gerçekten sinüzitten öyle işittiğim lafı hiçbir laftan yok. Evet. O kadar doktor olduğunda bir sinüzitimi geçiremedim de bak başım vallahi ağrıyor da gene de geçmedi diye. Ya kardeşim ama yap işte, dediğimi. Ama işte ameliyattık dediler. Islak anne, ameliyat saçlarla oldum çıkma dışarıya. Doğru. Dinlemez. Saçlar ıslak ıslak çıkar. Niye? Ben geç kaldırmışım. Gene kabahat bende. Yok. Ben çabuk çabuk kurtuldun demişim. Kurtuldun mu? Saçını iyice kurutmadan çıkmışmış. Hep kabahat bende. Neyse. Evet. Neticede kurtuldu. Kurtuldum. Nasıl kurtuldu? Bu buhar banyosunu. O yüzden çok iyi biliyorum. Yani Feridun Bey diyor ya ben namazdan sonra 10 tane denedim diye. Ben milyonlarca kere denedim. Artık neyin ne olduğunu o kadar iyi şimdi çözdüm ki bunu çocuklarınızla da beraber yapabilirsiniz. Esprili güzel oluyor. Yalnız çocuklarınızla yaparken bunu ocaktan indirin ne olur ne olmaz sağlam bir yere koyun tamam böyle sağlam bir yere koyun. Bunu evet şöyle de yapabilirsiniz bakın şöyle
başına şöyle havluyu alacak. Şöyle alacak. Ama çocuk gazda yaparken ne olur dökmeyin, mökmeyin. Dikkat edin. Bakın böyle. Böyle koklayacak. Bu çok güzel. Bir de Serap Hanım'ın metodu bu, doğru. Yap bakalım şöyle. Yok, sen yapıyorsun. Böyle yaptık. Aha. Bak böyle. Oo, evet. Bu yöntemle direkt açılıyor. Ondan bir de buna. İnanılmaz güzel bir yöntem. Gerçekten öyle. Çünkü o oradaki buharı tamamen çekip burnunuzun en iç tarafına evet. kadar götürüp oradaki ödem oluyor artık. Ne oluyorsa doğru, bilemiyorum. Ödem oluyor, doğru, o ödemi oluyor. Açıyor. Ve baş ne yapıyor bu? Da kesiyor. Oraya kan dolaşımını hızlandırıyor. Evet. Ben size ne ben diyorum? Ben bu yöntemle kurtuldum. Bir yere İnanın, kan gelmesi lazım. Ne kadar kan basit. Gelen yere ne geliyor? Can geliyor. İşte siz burayı sıcak evet. yapıyorsunuz. Buradaki buharın içindeki papatyanın olsun, şunların, bunların olsun. Orayı sıcak etkisiyle açıcı, kan dolaşımını hızlandırıcı etkisi var. Buradaki buharın da birazcık oradaki şeyi açmayı hızlandırıcı Feride etkisi Bey, var. Aşamalarını anlatayım mı? Yalnız ben direkt böyle buharı yapmıyorum. Öncelikle bu sizin ada çaylı suyu yapıyorum. Burnumu bir açıyorum. O burnu açtıktan sonra getiriyorum bu buharı yapıyorum. İyice o içine nüfus etsin diye. Dediği doğru, çeken bilir. Evet. Yapan anlatsın biraz sonra ama reklama gidelim. Yok anlattım. Serap Hanım anlatsın. Şu biraz... ağzı açıp da yıkama yöntemi de çok güzel. Şu tamam. üç yöntem çok güzel. Tamam. Biraz sonra biraz sonra başka bir krem daha yapacağız. Sinüsle ilgili başka kremlerimiz de var. Dolu dolu dop doluyuz. Reklamlardan sonra buradayız. Evet sevgili seyircilerim. Hemen şu ayakkabılarımızı bir verelim dedi yönetmenim. Ben bir rahat edeyim dedi. Doğru dedi. Tuncay Çevik Balıkesir'den. Hoş geldiniz. İyi akşamlar doktor bey. Nasılsınız? İyi, iyi günler, misiniz? İyi günler. İyi günler. Hayırlı yayınlar. Neydi şifremiz Tuncay abi? Şerbet. Şerbet. Kaç numara istiyorsun Tuncay abicim? 46 numara. 46 numara. Evet. Tamam, sana güzel 46 numara bir ayakkabı yollayacağız. Güle güle kullan inşallah. Duydun mu Tuncay abi? 46 numara. Alo. Evet. Tamam Konya'dan Tuncay abi hallettik. Derdik Fatma artık. Abla Konya'dan arıyor. Fatma ablacığım merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Neydi Fatma kardeşim şifremiz? Şerbet. Şerbet. Kaç numara istiyorsun? Annem için 37 numara istiyorum. Tamam. Anneniz için 37 numara böyle düz. Bantlısın, yok, bantlı. Bantlısından yollayalım. Çünkü bu bantlı böyle genişler, istediği gibi geniş kalıp olur. Çok rahat eder ama bu ayakkabının özelliği tamamen tabanlığında ve böyle de yumuşacık kağıt gibi bir ayakkabıya sahip oldu anneciğin. Konya sokaklarında şöyle bununla bir gezdir ama bize bir söz versin. Bize, Kanal 7'mize, programımıza, bir Mevlana'da, bir de Şems-i Tebriz'de dua etsin. Söz mü? Tamam, tamam söz. Hadi Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Evet, bir telefon daha alalım. Nakiye Güzel abla Sayın Karaman'dan abi. Arıyor. Hoş geldi, hoş geldi. Nakiye ablacığım merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar hocam, nasılsınız? İyiyim canım ablam, sen nasılsın? Sizi şükür kavuşturana. 4 senedir kesinlikle dinliyorum sizi. Sağ ol. Hep daha şifre oldu evin. Sağ ol canım ablam, çok teşekkür ederim. Gördüklerimi tavsiye ediyorum. Programınızdan dolayı emeklerinizden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun senden çok Nakiye abla. Çok çok yararlarını görüyoruz. Allah daim etsin programlarınızı. Amin, amin, amin. İnşallah, inşallah ablam. Zaten bu program sizlerin dualarıyla hocam, böyle güzel gidiyor. Hocam programımıza gelmeyi de düşünüyorum da imkanlarım yok şu anda. İnşallah gelmeyi de nasip eder. Olur. İnşallah Rabbim İnşallah nasip eder. İnşallah bekleriz. Ne zaman isterse telefon edin buyurun. Her zaman yerimiz açık. Hocam ben bel fıtığıyım. 2 sefer ameliyat geçirdim. Yürüyüş tamam. tavsiye o zaman sen de ayrı uzun uzun konuşalım de. Naki abla. Senin işin uzun. Sen şimdi şifreyi söyle bize. Evet. Çok güzel. Kaç numara istiyorsun? Geniş taraflı 40 numara rahat ayakkabı istiyorum tamam. hocam. Tamam. Geniş kalıp 40 numara yollayacağız. Naki ablanın telefon numarasını alın. Benim bir arkadaşım seni arayacak. Senin ben içinde konuşacağız seninle. Oldu mu Naki ablacığım? Oo ne güzel. Ne güzel. Hadi hürmet evet. ediyoruz Naki abla. Allah'a emanet olasın. Sevgili kardeşlerim ayakkabılarımızı verdik. Şimdi hem migren için hem baş ağrısı için Anadolu'da çok kullanılan değişik bir metot uygulayacağız size. Göstereceğiz. Ama bir reklama gitmek zorundayız. Reklamdan sonra bunu uzun uzun anlatacağız. Nasıl yapıldığını göstereceğiz. Baş ağrısına Anadolu usulü çözüm. Nasıl? Reklamlardan sonra buradayız.
Lohusa şerbeti nasıl olmuş? Bir soralım bakalım. Lohusa şerbetini içtiler kardeşlerimiz. Nasıl olmuş İçtiler, lohusa nasıl şerbeti? Olmuş? Bakalım ne diyeceksiniz? Çok güzeldi. Harika. Var mı değişik bir şey? Harika, güzel, kokusu güzel. İnanılmaz. Hiç, mesela lohusa şerbeti içtiniz daha önce, biliyorsunuz. Evet. Hani aradaki çok büyük fark, fark var arasında. Arada çok büyük vallahi fark var. Lezzeti, hangisi güzel? Bu, tabii ki bu. Oo ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Teşekkür ederiz. İçecek gibi içtim. Tadı çok güzel. Aynı doğal bir içecek gibi şöyle. Sütü meyve de arttırıyor. Gibi. Oo güzel. Aynı zamanda misafirlerimize çok de ikram ederiz. Çok güzel olmuş elin yasak. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. 6 aylık hamile kızınız. Aynen ona yapacağım. Bakacağız internetten tekrarına kızımla inşallah. Tamam ben size vereyim burada. Tamam. Yazılmışını veririm. Tamam. Onu yaparsınız. Memnun olurum. Teşekkürler. Tamam. Size de evet, vereyim. Evet sevgili tamam, kardeşlerim. Verelim, dağıtalım. Şimdi size çıkartın. Bir güzellik daha yapıyoruz. Bir kap daha ver. Bir kap daha ver. Bir güzellik daha yapıyoruz kardeşlerim. Size Anadolu'da çok hani böyle görürüz bazen böyle gelirsiniz. Abla ya kapıyı açar şöyledir. Pencere. Ne oluyor dersin? Başım çok ağrıyordu ondan sardım derler. Ay evet. İşte. Şuradan şöyle bu fırlayacakmış doğrudur. Gibi olur sanki. Doğrudur. Kafamız. Biz size şimdi başınızı. Doğrudur diyorsun. Yani ha? Rahatlatır. Baş ağrılarının %80'i psikosomatiktir. Ne demek? Ruhsal durumunuzla çok ilgilidir. Sen inanıyorsan böyle turuncu bir başörtüyü benim kafama koyacağım. Bu turuncu başörtü benim enerjimi alacak, beni rahatlatacak dersen gene geçer. Geçer. Çünkü beyninizin iyileştirme gücü hızlanır. Ha, sahibim böyle emretti, böyle olacakmış der. Şimdi biz de size güzel... Doğru. Psikolojik olarak kendiniz düşünün. Rahatlatırsınız. Hayal edin. Bize şunu öğretmişlerdi eskiden. Böyle gözlerinizi kapatın, hayal edin. Bir size, kendi kendinize bir şifa hapı oluşturun. Böyle aynen, bir yoktan bravo. Onu böyle içiyormuş gibi yapın. O hapı koyun. O benim başımın ağrısını geçirecek değil. Gerçekten inanın. Üzerine de bir su için ama hiç yoktan. Hayal. Hayal hapı yani. Gerçekten geçiriyor. Çok enteresan bir şey. Biz de size daha güzel başka bir hayal yapacağız şimdi. Beynimizin gücüyle. Baş ağrısına güzel bir bant yapacağız. Buraya da ablalarımızı oturttuk. Onları da deneyeceğiz. 10 tane karanfil aldık. Karanfili bir havanın hayal içine koyduk. Bu gerçek. Evet. Şimdi bunu eziyoruz. Ezdikten sonra havanda ezdik. Şöyle kırmamız yeterli. Evet. Kabınıza koyun. Bir kabın içine koyduk. Daha sonra bir çay bardağı nane. Evet. İsterseniz bunu taze naneden de yapabilirsiniz. Şimdi taze naneler de var. Bundan yaklaşık şöyle dal olarak söyleyeyim. 10 dalı da şöyle koparıp atacaksınız. Bir de bunun içine yaklaşık bir çay kaşığı kadar da nane ruhu koyacağız. Bir çay kaşığı kadar nane ruhu koyduk. Üstüne 1 litre de su koyacağız. Koş Serap Hanım. Karanfil koyduk, nane koyduk, nane ruhu koyduk. Evet, başka bir şey kaçırdın yok, mı? Yok. Yok. Tamam. Bunu güzelce koyacağız ve kaynatacağız. Ne kadar kaynatacağız? Bir 10 dakika iyice fokur fokur kaynayacak. Ondan sonra bunu alacağız. Biz vakitten kazanalım, vakit yok diye kaynattık. Bunu süzeceğiz kardeşlerim. 10 dakika değil mi? 10-15 dakika kaynattık, 10-15 süzdük. Dakika, tamam. Süzdükten sonra kardeşlerim... Heh, şöyle yapalım. Götüreceğim de damlata götüreceğim. Olsun. Böyle yaparsan damlamadan bir şey olmaz. Sileriz ya. Evet sevgili kardeşlerim. Serap Hanım'ın bu güzel huyuna da hayran olsun der. Olsun. Ama ne oluyor? Tamam güzel bir şey. En fazla yaşayan 100 yıl yaşamış işte Feride. Ne olacak sanki hayatta? Damlasın gitsin bir şey olmaz. Ben damlamasın diye uğraşırım. Tamam. O da damlasın nasılsa sileriz der. Aynen. İkimiz hiç... birbirimizi dengeleriz. Dengeleriz. Evet. Neyse. Şimdi devam ediyoruz. Ne yaptık? Nane ruhlu şeyimizi aldık. Biraz ılınmasını bekleyeceğiz. Çok sıcak olmayacak sakın ha. Ilınmasını bekleyeceğiz. Hatta soğuğa yakın ılınması lazım. Biz biraz soğutalım da ne olur ne olmaz ablaları yakmayalım. Evet. Sonra güzel böyle bir tülbentimizi alacağız. Güzel bir evde kullandığımız bir tülbentimizi alacağız. Bunun içine sokacağız. Eski. Soktuk. Güzelce... Baş ağrısına. Harika evet. Bir metot evet. Bu da. Güzelce sıkmamız lazım. Üstümüze de fazla akmasın diye. Ne güzel ya. İnsanın kendi kendine doktor olması gerek. Gerçekten bravo. Doktora gitmekten. En güzel lafı söyledin Serap Hanım. Hastanelere gitmekten. Program başladığından beri en güzel lafı evet. Söyledin. Aşk olsun. En... Hep güzel laflar söylüyorum ya Ferit Bey. Ya şaka yapıyoruz ya. Bunları da nereden buldun kız bu kadar güzel güzel? Yazık be Züleyha. Allah. Ona da yazık dedim. Seyircilerimize layık. Değer. Peki. Çok güzelmiş hakikaten. Layık, evet. Rengarenk. Bunları güzelce sıkacağız sevgili kardeşlerim. Ama ne var burada? Nane ruhu var, nane var, karanfil var. Bu
O da ayrı bir güzelmiş. Evet, bunu da soktuk güzelce. İyice bir sıkmamız lazım. Sıktıktan sonra iyi dinleyin. Buna dilimlenmiş patates de koyabiliriz. Patates de koyabiliriz. O da çok rahatlatır. Hemen onu da gösterelim. Onu da gösterelim. Kahve de olur. Kahve de, bir de kahvemizi de getir. Doğru söylüyor. Kahve de yapabiliriz. Şimdi onu nasıl yapacağımızı gösterelim. Sen şimdi bunu tut. Sen de bunu tut. Sen de bunu tut abla. Sen de bunu tut. Açın, hazırlayın. Geliyoruz şimdi. Geliyoruz. Kahvemiz de hazır. Patatesleri getirin. Öyle getir, 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 getir. Soymanıza gerek yok. Soymadan getir. Soymadan getir. Ondan sonra şey de getir. Kahve de getirdik. Şimdi patatesleri şöyle soymadan şöyle şöyle patatesi yaptık. Patatesi biliyorum da kahveyi bilmiyorum. Ha, kahve çok doğru. Bravo. Ablam harika. Harika. Kafein var içinde. Bak ne yapacağız? Bak bak bak. İçmeli miyiz? Bir dakika. İçmeyeceğiz. İçmeyeceğiz. Durun. Ay bir şey yapmadık. Tamam. Nasıl heyecanlandık? Bak akupunktur noktalarının üstüne koyacağız bunları. Doğru söyle. Bir dakika durun ne olur ya. Hiç konuşmadım. Sen konuşmadın da oradakiler bak ooo sohbeti koyulaştırdılar. Üçümüzün de aynı ya Bert Hoca. Peki. Şimdi diyelim ki sinüsler burada. Buraya koyduk. Kahveyi ters çevirdiniz. Evet, kahve cildine gelecek şekilde. Böyle yaptık. Tam da başım ağrımak üzereydi hocam. Tam ağrımak üzereydi. Böyle sıktık. Bu bir. Diğer ablalarınkini yapalım. Tamam, yine kahveyle yapın. Yine kahveyle yapalım Serapcığım. Tamam. Tamam. Yeter mi? Bir patates daha soyalım. Yok, yeter yeter. Tamam. İki tane koydunuz. Sanırım evet. Şuralara mı koyuyorsunuz? Şuralara evet, mı? Tam sinüslerin olduğu yere. Gözlerin üstüne de koyabiliriz hatta. Bir şöyle batırayım de... kahveyi. Dur şöyle yapacağız. Yok batırma, beni dinle. Karanfil çiğniyorum ağzımda. Karanfilin de faydası olur. Ablam iyice uzman olmuş. Esasında bu işi çok iyi biliyor. Ne güzel. Harika. Harika bir şekilde uzmanlaşmış bu usta. Doğru, vallahi. Hani başına gelen bilir hesabı doğru söylüyor. Doğru yapıyorsunuz. Bu ablamınkine de böyle koyduk. Dur beyler duydum şuramı sıkıyor. Doğru. Bunu böyle yaptık. Hafif gözünü de kapadım abla. Kasten yaptım. Evet. Gözlerinizi de çünkü... Işık da... Işık etkileyeceği için gözlerinizi evet, de kapadım. Işık da rahatsız evet. ediyor. Şimdi... Ben de bir şey söyleyeceğim. Söyle. Madem siz ne dediniz? Neler yapıyorum dediniz? Kahve içiyorum. Kahve içiyorsunuz sabahla, dediniz. Mutlak. Hanımefendi karanfil. Karanfil köküle çiğniyorum. Kakule, 3 evet. tane 4 tane peş peşe. Tamam kakule, onu çiğniyorsunuz evet. dediniz. Kapat gözlerini abla. Feridun Bey de patatesin üstüne bu ablam da tam gözlerin koydu. Üstüne koydum. Şöyle heh. Tutsana Serapcığım. Tamam. Ben doktor beyden duydum ki burnumu şuralarmış şuralarmı oldu. Sizden duydum. Tamam. Tutayım mı? Tamam. Bu tülbent de... çok güzel kokuyor. O kadar güzel evet. bir koku geliyor ki müthiş. Tülbentten de çok güzel bir tülbentten, koku geliyor. Hayır. Tülbentten güzel koku bence. Geliyor ne var? Karanfil var. Evet. Tülbentten güzel koku geliyor ne var? Nane ruhu var. Nane var. Çok hatta papatya da koyabilirdik. İşte evet. kardeşlerim bunu da deneyiniz. Basit tipteki baş ağrılarınızda, basit tipteki migren ağrılarınızda ferahlık hissedin. Bakın bir tane ablamın gözlerinin üstüne koydum. Neden? Bazı der ki gözlerim böyle yuvasından çıkacakmış gibi olur. Onlar gözlerine koysunlar. Hı hı. Bazı der ki alnımda oluyor. Onlar alnına koysun. Bazı der ki şurada oluyor. Onlar buraya koysunlar. Patatesini koysunlar. İçine kahveyi koymamızın maksadı içinde kafein var. Kafein etkisini gösterelim diye yaptık. Ama hepsinin ana etkisi ne? Psikosomatik. Ne demek? Ne geçeceğine demek? İnanmanız. Evet. Geçeceğinize inanırsanız... Üzüm çekirdeği bile faydası olur. Üzümün bile faydası olur. Peki bir olur. şey söyleyeceğim. Onu da söyleyeyim mi? Ben şöyle saçımı çekiyorum. Bravo, hafif hafif. Bravo. Şöyle şöyle saçımı doğru. çekiyorum. Doğru. Hafif hafif. Evet şimdi, o da baş ağrısını şimdi gideriyor. Doğru yaptı, doğru yaptı. Peki. Evet. Madem şöyle, siz güzel şeyler söylediniz. Biraz baş... Biz hemen bir şey daha yapalım Serapcığım. Bir dakika müsaade et. Şimdi bir şey daha yapalım. Bu ablama akupunktur noktalarını da gösterelim evet. hazır. Abla kahveli oldu biraz ama olsun, sileceğiz sonra. Tamam, şimdi sildim. o zaman ablam doğru biliyormuş. Bakalım nerelerini ovuyorsun bana bir göster ablacığım şimdi. Bir kafam burada kaldı. Şöyle yaparım. Bakın şimdi gösteriyoruz. Baş ağrısında işte en bütün programın ana noktasına geldik. Özüne geldik. Kardeşlerim şöyle tut bir tane canım kardeşim. Bak şuralarınıza masaj yapacaksınız. Eyvah. Kalem başka bir kalem var. Berna. Başka bir kalem evet.
Buralarınıza şu kaşların yanlarından yapacağız bir tane. Buralara masaj yapacağız. Ondan sonra kaşımızın 1/3 buralarına. Buralarına ve kulakla kaşın birleştiği yerin şu şakak bölgelerine. Reflektolojiden buluyorum ben. Bravo abla. Bunları yaptık. Bakın buralara böyle masaj yapacağız. Çok fayda eder. Buralara fayda ettik. Buralara yaptık. Oralar oyulur. Buralara yaptık. Ha bitmedi. Abla bir döner misin? Ben özür dilerim. Bir dön ne olur. Beni affet. Şöyle dön abla. Otur şimdi. Burası da çok özeldir. Bak burayı da her türlü baş ağrısında, tansiyonda da hepsinde kullanılır. Oradan geliyor. Şurası bak oradan geliyor diyor zaten. Buralara. Burayı nasıl yapacak? İki parmağını alacak. Getir abla şöyle. Buraya böyle bastıra bastıra evet, masaj yapacak. Kardeşler bu da çok rahatlatır baş ağrısında. Tut bir mikrofonu. Doğru mu abla? Evet. Dön şimdi şöyle. Dön can kardeşim. Bak otur. Hangi noktaları gösterdik? Bunu gösterdik. Evet kaşlar. Kaşlar. Şakaklar. Şakaklar. Burun kenarları. Burun kenarlarını bugün sizden öğrendim evet. Hocam. Evet. Onun ense. Bunları güzelce yapınız kardeşlerim. Çok rahatladığınızı, çok ferahladığınızı göreceksiniz. Benim hocam da şöyle yapıyorum. Bu da güzel. Şu araya girip evet. Şurayı da yapacaksınız. Evet sevgili kardeşlerim. Maalesef programımızın sonuna geldik. Bu ablalar ceza olarak böyle gözleri kapalı duracaklar böyle. Program bittiklerinden haberi olmayacaklar. Hadi onları da açalım. Sağlıklı kalın diyelim. Mutlu kalın diyelim. Kalkın beraberce kapatalım. Kalkın. Kanal 7'nizde kalın. Hoşça kalın.